Günaydın saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politikle karşınızdayız. Bugün 31 Mart Cuma haftayı tamamlıyoruz. Türkiye ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul Üzer Endeksi dün günü %0.95'lik kayıpla 4800 96 puan seviyesinden tamamladı. Dolar TL ise 19.18 seviyesinden işlem görüyor. Yeni güne başlarken Euro TL ise 20.90 seviyesinde ve gram altın 1222 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın onsunda yükseliş var. 1981 dolar seviyesine yükseldi. Büyük oranda hem onsdaki hem de dolar TL'deki hafif yukarı yönlü hareketi gram altında da hissediyoruz. Ve Brent petrole baktığımızda da 78 dolar seviyesine geldi yeniden Brent petrol. Finansal piyasalarda yeni güne başlarken gelişmeler böyleydi ve piyasaları etkileyecek günden başlıklarına da bir hızlıca bakalım. En düşük emekli maaşını 7.500 liraya yükselten düzenleme dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ve Türk kur korumalı hesaplarda faiz üst sınırı kaldırıldı. Türkiye Varlık Fonu, kamu bankalarının sermayesine toplam 111.7 milyar lira destek sağladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan bankacılık düzenlemelerini sıkılaştırma çağrısı geldi. Ve S&P'den dikkat çeken bir açıklama yüksek faiz oranları varlık fiyatlarını daha da zorlayabilir. S&P'den uyarı niteliğinde bir açıklama gelmiş oldu böylece. Evet gündemin başlıkları da böyleydi. Şimdi öne çıkan, ekonomide öne çıkan Başlıkları da aktaralım. Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse Bankası'nın Amerikalı zenginlerin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı. Amerikan Senatosu Finans Komitesi söz konusu bankanın toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiğini açıkladı. Merkezi İsviçre'de bulunan Credit Suisse Bankası'nın ABD'li zenginlerin vergi kaçırmak için kullandıkları deniz aşırı hesapları Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama Amerikan Senatosu Finans Komitesi'nden geldi. Açıklamada 2 yıllık soruşturma kapsamında Credit Suisse'in ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğinin ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada soruşturmada Credit Suisse'in ABD'li zenginlerin vergi kaçırmasında suç ortağı bulunduğu kaydedildi. Bankanın toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği belirtildi. Komitenin açıklamasında bankanın Amerikalı iş insanı Dan Horsky'nin deniz aşırı hesaplarındaki 220 milyon doları ABD makamlarından saklamasına yardım ettiği de aktarıldı. Açıklamada ayrıca Credit Suisse'deki eski kıdemli bankacıların büyük, beyan edilmemiş deniz aşırı hesapların yönetiminde yer aldığı belirtildi. İsviçre Merkezi Banka geçtiğimiz haftalarda iflasın eşiğinden kurtarılmış, Credit Suisse, ülkenin en büyük bankası UBS tarafından 3 milyar İsviçre frangı karşılığında satın alınmıştı. Evet Merkez Bankası bilindiği üzere perşembe günü her perşembe haftalık para ve banka istatistiklerini açıklıyor ve bu veriden de aslında hem kur korumalı mevduat sisteminin nereden nereye geldiğini hem de e, Türkiye genelindeki e, diralaşma stratejisi kapsamında atılan adımların işe yarayıp yaramadığına bakıyoruz aslında. Zira hemen hatırlayalım 2022'nin... 2021'in Aralık ayı itibariyle aslında kur korumalı mevduat sistemi devreye alınmıştı. Neden o e, kur korumalı mevduat sistemi devreye alınmıştı hatırlayalım. Zira e, Türk Lirası'nın toplam mevduat içerisindeki payı neredeyse %40'ın altına gerilemişti. Dövizin payı ise %63'e kadar yükselmişti. E, bunun tam tersi bir uygulamayı hayata geçirebilmek için de liralaşma stratejisi kapsamında pek çok adım atılmıştı. Bu adımlar sayesinde de o dönem %63'e kadar yükselen toplam mevduatlar içerisindeki dövizin payı bugün %38 seviyesine kadar gerilemiş durumda. %38,54 toplam mevduatlar içerisinde dövizin payı. Dolarizasyon dediğimiz şey de bu aslında tam olarak. 2021'in Aralık ayı itibariyle tam da böyle bir sarmala girmiştik aslında. Bir yandan döviz hesapları yükseliyor, bir yandan döviz yükseliyor. Birbirine besleyen bir ortam haline gelmişti. İşte bunu kırmak için kur korumalı mevduat sistemi ilk olarak devreye alınmıştı ve akabinde de Merkez Bankası liralaşma stratejisi kapsamında pek çok adım mı hayata geçirmişti. İşte o adımlar neticesinde bugün gelinen noktada toplam mevduatlar içerisinde dövizin payı azalıyor. E, ee, Döviz tarafına da kur tarafına da baktığımızda büyük oranda da bir istikrar kazanılmış durumda. Tü, toplam mevduatlar içerisinde Türk Lirası'nın payı ise %61,46 seviyesine yükseldi. Hatırlayalım %30'lara kadar gerilemişti Türk Lirası'nın payı toplam mevduatlar içerisinde oldukça riskli bir tabloydu aslında. İşte o günden bu yana e, önemli bir değişim yaşandı. Dövizin payı azaldı. %63'lerden %38'e kadar geledi e, toplam mevduatlar içerisindeki Türk lirasının payı da yükseldi haftalık değişime de hızlıca bir bakalım 17 Mart haftasında 186 milyar seviyesindeydi 186 milyar 440 milyon dolar seviyesindeydi toplam mevduatlar içerisindeki dövizin payı milyar dolar seviyesindeydi. 24 Mart itibariyle bunda bir miktar yükseliş var ama 186 milyar 490 milyon dolar seviyesine yükseldi ama pariteden arındırılmış etkiye bakmaksa belki bir miktar daha fayda olabilir. Oradaysa parite etkisinden arındırılmış veriye baktığımızda da orada da 1.1 milyar 670 milyon dolarlık bir azalma var. Döviz mevduatlarının toplam payının içerisine baktığımızda 1 milyar 670 milyon dolarlık bir azalma dikkat çekiyor. Ama en önemli veri tabi hiç şüphesiz haftalık değişim önemli çünkü hem döviz tarafındaki hareketler hem de Kur korumalıya getirilen düzenlemeler ve onun dışında getirilen düzenlemelerin de etkisini tabii ki hiç şüphesiz haftalık değişimler etkisini gösteriyor, görüyoruz. Ama en önemli bakmamız gereken nokta şu paylar Türk Lirası'nın ve dövizin payı. E dediğimiz gibi %63'lere çıkmıştı 2021 Aralık ayında. E giderek bu artar bir hale gelmişti aslında. Bir taraftan toplam mevduatlar içerisinde dövizin payı yükseliyordu. Dövizin payı yükseldikçe kurlar yükseliyordu. Kur yükseldikçe dövizin payı yükseliyordu. Böyle bir tablo ile karşı karşıyaydık. Tam bir sarmala girmiştik aslında. İşte o sarmal kırıldı. Kur korumalı mevduatla kırıldı. Liralaşma stratejisi de şu an itibariyle başarıya ulaşmış da diyebiliriz e, dövizin payı yüzde 63'lerden yüzde 38 seviyesine kadar yerledi Türk lirasının payının da yüzde 30'lardan yüzde %61 61'e kadar yükseldiğini söyleyelim liralaşma stratejisi kapsamında atılan hiç şüphesiz en önemli adımlardan bir tanesi iş dünyasına getirilen Eğer döviz e, mevduatınız varsa Karşılığında döviz kredisi kullanamazsınız, Türk lirası kredisi kullanamazsınız, özür dilerim. Belli bir sınırı aşmazsa ancak kullanabiliyorsunuz. Böyle bir kural getirilmişti. O kurallarda sınırlamalar da değiştirilmişti. İşte o sınırlamalar, o düzenlemelerle büyük oranda aslında, özellikle de iş dünyasının dövize olan talebinde büyük bir kırılma yaşandı. Şu an itibariyle baktığımızda veriler böyle. Büyük oranda dövizin payında bir azalma var. Dediğimiz gibi %63'lerden %38'e kadar kırılmış durumda. Bu bize bir yandan da dolarizasyonun da aslında yavaş yavaş kırılmaya başlandığını gösteren bir veri hiç şüphesiz. Çünkü toplam mevduatlar içerisinde dövizin payı yükseldikçe bu bir yandan da dolarizasyonun arttığını bize gösteriyor. Dolarizasyonun artması aslında bir yandan kurların da yükselmesini de besleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerindeki son durum böyle. Bir de piyasaları dar, yorum da yorumda alacağız. Karşımızda Arzu Toktay var. Eee Arzu Hanım merhabalar. Hoş geldiniz sayınımza. Merhabalar Semra Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, öncelikle dışarı, dışarısıyla başlayalım isterseniz. Yani bankacılık krizinde şu anda tablo ne durumda? Tablo nasıl? Çünkü dün İngiltere Merkez Bankası'ndan da bir açıklama geldi. Ee, evet İngiliz bankalarının şu anda yapılarının güçlü olduğunu söyledi İngiliz, İngiltere Merkez Bankası. Ama bankalar açısından da bazı riskleri de dikkat çekti. Ne diyorsunuz şu an itibariyle tablo nasıl sizce tamamen? Ee, artık endişe bitti, yani riskler bitti diyebilir miyiz? Yoksa evet bazı küçük bankaların satışı gerçekleşti ama bazı bankalarda da riskler devam ediyor. O yüzden de e, piyasalarda endişeli bir bekleyiş, beklenti hakim diyebilir miyiz? Ee, aslında bazı bankalarda endişeler e, devam ediyor. Yani sisteme, bankacılık sistemine ilişkin e, bir takım kuşkular var bu hızlı faiz artırım sürecinin ardından. Son ermiş değil Semra Hanım ama büyük ölçüde özellikle kısa sürede yapılan müdahaleler ile diyelim küçük bankalarda yaşanan problemler şimdilik etkisini kaybetmiş görünüyor piyasalar üzerinde bu anlamda da biraz ee, küresel özellikle ise senedi piyasalarında ve bankacılık sektöründeki fiyatlamalara bakılınca bir risk alma eğilimi var ama e, yüksek mevkilerden otoritelerden gelen açıklamalara da bakınca henüz sorunun tam anlamıyla çözülmüş olduğunu söyleyemeyiz çünkü e, küresel anlamda enflasyona ilişkin endişeler devam ettikçe merkez bankaları da fiyat istikrarı konusunda ee, kuşkusuz adım atmaya devam edecekler. Bu da resesyon endişesi, bankacılık sisteminde özellikle küçük ve orta ölçekli bankalarda mevduat çıkışı. E, tekrar bu problemler e, piyasada masanın üstüne gelebilir. Ama şimdilik biraz sular durulmuş görülüyor. Bir takım regülasyonlar yapılacağı söyleniyor ABD tarafında. Bu regülasyonlar Avrupa tarafındaki bankacılık sisteminde de kuşkusuz sıçrayabilir. Orada da bir takım yeni düzenlemeler yapılabilir. Son durum böyle Semra Hanım. Peki içeride de yeni düzenlemeler var aslında. Halk arzlarla ilgili yeni düzenlemeler geldi. Özellikle de Son birkaç halka arzda bu çok fazla tartışılmıştı. Bireysel yatırımcılara eşit dağılım konusu. Şimdi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak bundan sonra. Bazı düzenlemeler bununla birlikte başka düzenlemeler de getirildi. Bu düzenlemeleri siz nasıl karşılıyorsunuz? Özellikle bireysel yatırımcılara getirilen bu eşit dağılım ne anlama geliyor? Özellikle yatırımcılar tarafından nasıl bir karşılığı olur sizce? Bence çok anlamlı çünkü zaten son dönemde son iki senelik periyotta hisse senedi piyasasına yatırımcı ilginin arttığını, yatırımcı sayısının fazlalaştığını biliyoruz. Burada küçük yatırımcı da piyasada katılımcı olmaya başladı. Burada küçük yatırımcının haklarını, menfaatlerini koruyacak bir takım ee, önlemler almakta, regülatörler, regülasyonlar yapmakta gerekliydi ve bu anlamda atılan adımlar olarak düşünüyoruz. Tabii şu son özellikle halka arzlardaki e, bu dağılım ondan sonra ve bunun yanında biraz düşük işlem hacmiyle de e, gelen e, bu halka arzlarda yaşanan fiyat hareketleri e, aslında pek de e, diyelim Normal piyasa koşulları içerisinde dikkat çeker nitelikteydi. Bu anlamda da yine hatta birkaç düzenleme daha yapılması gerekebilir ve bu anlamda da SPK'nın, Regülatörlerin, İMKB'nin adımlar atacağını, yeni adımlar gelebileceğini de düşünüyorum. Peki şimdi borsadaki tabloyu da biraz değerlendirelim isterseniz. Dün yine düşüşle kapattı günü %0.95. Yani tam olarak hangi gelişmeler fiyatlanıyor? tamamen seçim öncesi dalgalı bir seyir, bir belirsizliğin mi hakim olduğunu söyleyebiliriz borsa tarafında? E i̇şte geçtiğimiz haftalarda da konuştuğumuz gibi aslında bu seçim belirsizliği ve yatırımcıların bir beklenti oluşturamaması, bu anlamda da biraz kenarda kalmak istemesi, ee, yeni para girişinin e, olmayışı, işlem hacminin düşüşü bunlar biraz resmi ortaya koyuyor. Bankacılık sistemindeki gelişmelerden kuşkusuz biz de negatif etkilendik. O taraftaki iyileşmeden biraz bankacılık sektörü ise senetleri pozitif etkilendi. Yani o dalgalanma bize de etki yaptı. Etki yapmaması mümkün değil. Ee, ama daha ziyade bizde de e, geçtiğimiz 2022 senesindeki hızlı yükselişin bir sindirilme süreci var. Bu süreç devam ediyor. Öte yanda işte Ramazan aylarında ayında genelde işlem aktivitesinde bir miktar piyasada düşüş olduğunu biliyoruz. Buna bir de seçim beklentisizliği diyelim aslında seçimden sonra izlenecek ekonomik politikaların ne olacağı yönündeki e, belirsizlik eklenince e, ayrıca e, yine bu son getirilen düzenlemeler ile e, KKM tarafında e, bir e, kayış olduğunu da görüyoruz haftalık istatistiklerde de bunu görüyoruz e, yine e, KKM'de e, bankalara getirilen üst sınırın kaldırılması burada biraz biraz bankaların daha rekabetçi Fiyatlamalar verecek olması ki yani hazineler açısından iyi bir ürün oldu bank hazineleri açısından. Şu anda orada bir para dönüyor diyebiliriz. Bir mevduat dönüyor diyebiliriz. Bunların etkisi biraz hisse senedi piyasasını daralttı. 5000 seviyesi de dünkü seansda denendi ve geçilemedi. Burayı geçecek güç bulunamadı. Hı hı. Dolayısıyla şimdilik dar bir aralık içerisinde yani 4800-5000 aralığı diyebiliriz bugün için. Evet. Hareketin devam etmesini evet. bekliyoruz. Kur korumalı hesaplar 300 bas puan üstündeki azami faiz uygulaması sona erdi. Yani bu karar büyük oranda kur korumalıya... Son dönemlerde talebin ya da ilginin azalmış olmasından ötürü yeni bir enstrüman olarak mı değerlendirmemiz gerekir? İlgiyi artırır mı e, ve yani bankaların verdiği üst faizlerde de artık daha yüksek faiz oranlarını mı beklememiz gerekir? Evet, tabi biraz e, orada rekabetçi fiyatlamalar olacak. Ee, bu da ilgiyi arttırabilir o tarafta. Aslında haftalık bazda bir yükseliş yaşanıyordu ama geçtiğimiz hafta özellikle yani bir azalan ile bir e, giriş oluyordu KKM hesaplarına. Ee, bu da e, bu tabi gözlemleniyor e, istatistiklerle. E, bu nedenle de liralaşma stratejisi çer çerçevesinde yeni düzenlemeler geliyor. Bu da onun bir uzantısı olarak düşünülebilir. Ee, ilgiyi artırabileceğini düşünüyorum. Yani e, biraz e, döviz tarafındaki beklentilere de istinaden hem dövizde olan yatırımcı hem de TL'de olan yatırımcı e, KKM tarafında e, tekrar ilgi gösterebilir. Peki. Şimdi fiyatlamalara baktığımızda, piyasaya baktığımızda altın fiyatlarında bir yükseliş var yeniden. E, bu e, yani bankacılık kriziyle ilgili aslında gelişmeleri biraz daha ee, ne diyelim paralel ilerleyen bir fiyatlama Aslında altındaki hareketleri o şekilde görüyoruz hep ee, yeniden burada bir risk mi belirmiş durumda ya da e, dünya genelinde resesyon beklentisi yeniden mi yükseldi, neden altın fiyatları yükselişe geçti? Ee, piyasalarda diyelim oynaklığın arttığı dönemlerde yatırım enstrümanları arasında altın bir e, diyelim hedge korunma amaçlı enstrüman olarak e, genelde ilgi görür. Hı hı. E, bu tarz bir hareket oldu ve bir taraftan da e, ABD doları güvenli liman olarak da e, sürekli talep görüyordu bu tarz dönemlerde. Geçtiğimiz 2-3 seneye bakarsak ama bu kez ABD'de bankacılık e, krizinin e, gündeme gelmesi biraz o tarafta faiz oranlarında düşüş ile yaşanan fiyatlama tahvil faiz piyasası tahvil bono piyasasında bu altına yaradı diyebiliriz ama şimdi bir de enflasyon var yani bugün çekirdek kişisel tüketim harcamaları açıklanacak önümüzdeki hafta tüfe ve üfe verileri gelecek ABD tarafında acaba gerçekten Fed'in faiz artırım sürecini yavaşlatmasını destekleyecek bir veri mi gelecek bunu da merak ediyor piyasa ki bunun böyle olmayacağını savunanlar da var. E, bütün bunları bir araya getirdiğimizde 2000 dolar üzerine yerleşmesi dolar on fiyatlamada önemli. Buraya yerleşmekte şimdilik biraz zorlanıyor görünüyor. Ama aşağı yönlü hareketlerinde, aşağı yönlü geri çekilmelerinde e, çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir kez artık e, bir hani cin şişeden çıktı hesabı bir takım risklerin olduğu, ek, ek, ekonomik durgunluk endişesinin fazlalaştığı fiyatlaması piyasa içerisine girdi. Dolayısıyla e, sanki 1950-2000 bandı arasında bir hareket, 2000 dolar üzerinde fiyatlama ile e, geçtiğimiz sene yüksek seviyelerinin tekrar test edilme ihtimali gündemde. Peki Çok teşekkür ederiz Arzu Hanım, çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, hoşçakalın. Sağ olun. Evet Arzu ile değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ekonomide öne çıkan diğer başlıkları da hızlıca aktaralım. Türkiye'nin milli imkanlarıyla keşfettiği doğal gaz rezervleri evlere ulaşıyor. Karadeniz'deki gaz Ramazan bayramı, bayramı arefesinde Filos'taki işleme tesisine ulaşacak. Daha sonra evlerde kullanılacak. Zafere giden bu yolun taşları 2017'de döşenmeye başlamıştı. Sondaj çalışmaları ilk meyvelerini Ağustos 2020'de vermişti. Türkiye'nin son 3 yılda Karadeniz'de keşfettiği gaz miktarı 710 milyar metre küpe ulaştı. Karadeniz'de keşfedilen gaz, 20 Nisan Perşembe günü Filios Limanı'na gelecek ve kısa süre sonra da evlerde kullanılacak. Türkiye 6 yıl önce, yani 2017'de tarihinde ilk olacak bir hamle yaptı. Tarihinde ilk kez arama sondaj gemisi satın aldı. Böylece Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj çalışmaları başladı. Sondaj çalışmaları ilk meyvelerini Ağustos 2020'de verdi. Fatih sondaj gemisi, Zonguldak'ta 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında... Hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Türkiye'nin keşfettiği gaz rezervi miktarı yeni keşifler ve rezerv revizyonlarıyla birlikte 710 milyar metreküp'e ulaştı. Keşfedilen bu gazın evlerde kullanımı için geri sayım başladı. Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın karaya taşınma ve karadaki işleme tesisinin çalışmaları son hızla sürüyor. Keşfedilen gaz, 170 kilometrelik açıktan borularla Filios Limanı'ndaki işleme tesisine getirilecek. Buradan da 35 kilometrelik mesafeden yine borularla ulusal ağa bağlanacak. Öte yandan proje dahilinde karada 8 bin kişinin, denizde ise 51 geminin tam kapasite çalışmaları devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın Akkuyu'ya geleceğini duyurdu. Dönmez böylece Akkuyu nükleer tesis statüsünün kazanacağını belirtti. Peki dünyada hangi ülkede kaç tane nükleer tesis bulunuyor? İşte ayrıntılar. Türkiye'nin ilk nükleer yakıtı 27 Nisan'da tesise geliyor. Akkuyu böylece nükleer tesis statüsüne kavuşuyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi Twitter hesabından duyurdu. Akkuyu'da sona yaklaşıldığını belirten Bakan Dönmez, 27 Nisan'da ilk nükleer yakıtın tesise geleceğini açıkladı. Dönmez, böylece Akkuyu nükleer tesis statüsü kazanacak ifadelerini kullandı. Peki dünyada hangi ülkede kaç nükleer tesis var? Günümüzde birçok gelişmiş ülkede toplam 435 nükleer santral bulunuyor. ABD ise 100 santralle en çok nükleer santral bulunan ülke konumunda. Petrol zengini olan Rusya'da 33, en fazla nüfusa sahip Çin'de ise nükleer santral sayısı 21. Bu ülkeleri 19 adetle Kanada, 16 adetle İngiltere takip ediyor. Arjantin ve Meksika'da 2 adet, İran'da da 1 adet nükleer tesis bulunuyor. Birleşik Arap Emirliği'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkede ise hala hazırda toplam 72 santralin yapımı devam ediyor. 2030 yılına kadar dünyada 164 yeni nükleer santral yapılması planlanıyor. Ve kısa bir ara diyelim şimdi. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız. Tekrar merhaba. Para politikle karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuklarımız da olacak. Gündemin başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle haber özetleri diyelim. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede toplandığı terörle mücadeleden seçim güvenliğine kadar birçok konunun masaya yatırıldığı toplantının ardından bildiri yayınlandı. Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarında faiz üst limiti kaldırıldı. Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 bas puan üstündeki azami faiz uygulaması böylece sona erdi. En düşük emekli maaşının 7500 liraya, bayram ikramiyesinin 2000 liraya çıkarılmasıyla geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Özetleri aktardık, ayrıntılarla devam edelim. En düşük emekli maaşının 7500 liraya, bayram ikramiyesinin de 2000 liraya çıkarılmasıyla Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği en düşük emekli maaşlarının artışına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Böylece en düşük emekli maaşı 7.500 lira olurken bayram ikramiyesinin de 2.000 liraya, 2000 liraya çıkarıldı. Ayrıca teklifte geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeriyordu. Teklifle geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu. Kadronun önü açıldı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir sorunu daha çözdük, bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. EYT başvuruları nedeniyle fazla mesai yapan SGK çalışanları için meclis harekete geçti. SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 100 saate yükseltildi. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından milyonlarca EYT'li emekli olmak için başvuru yapmaya başladı. Talepleri karşılamak için tam mesaiye geçen SGK çalışanlarının ücretlerine yönelik meclis yeni bir düzenleme hayata geçirdi. AK Parti ve MHP'nin önergesiyle yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek. Düzenleme SGK çalışanlarının mesai süresini aylık 50 saatten 100 saate çıkarıyor. SGK çalışanları 30 Haziran'a kadar yeni düzenlemeden faydalanabilecek. Önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede toplandı. Terörle mücadeleden seçim güvenliğine kadar birçok konunun masaya yatırıldığı toplantının ardından bildiri yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda terörle mücadele operasyonları ve seçim güvenliğinin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı. Suriye ve Irak'ta bilhassa son dönemdeki gelişmelere vurgu yapıldı. DEAŞ terör örgütüyle mücadele kisvesi altında PKK, KCK, PYD, YPG'yi helikopter de dahil her türlü imkan ve kabiliyetle teçhiz etmeyi sürdüren aktörlerin asıl niyetinin anlaşıldığı kaydedildi. Bölücü terör örgütünün ve tüm uzantılarının arkalarındaki her türlü desteğe rağmen tamamen çökertme kararlılığı ortaya kondu. Sınır boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade edilmeyeceği hatırlatıldı. Milli Güvenlik Kurulu'nda dış politikaya dair de önemli maddeler yer aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin kalıcı barışın tesisi, bölgesel istikrarın muhafazası ve insani krizlerin etkilerinin giderilmesine yönelik gayretlerin sürdürüleceği ifade edildi. <laughs> Yunanistan'la ilişkilerde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin, iki ülke ve bölge için faydalı olacağı ve Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimiyle 28. dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirildi. Evet, gündemin başlıklarını değerlendireceğiz. İstanbul Stüdyomuz'da bugün ee, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Saydam ve Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman bugün bizlerle birlikte. Ali Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın efendim, Murat Hocam günaydın. Günaydın, hayırlı cumalar olsun. Sağ olun. Şimdi öncelikle tabii siyasette oldukça hareketli e, görüşmeler, açıklamalar, bunların ayrıntılarına bakacağız ama sıcak bir veriyle başlayalım. Dış ticaret istatistikleri geldi, TÜİK tarafından Şubat ayına ait. Dış ticaret açığına baktığımızda Şubat ayında dış ticaret açığı 12 milyar 79 milyon dolar oldu. Bir önceki yıla göre aynı bir önceki yılın aynı ayına göre %51'lik bir artış var. Ocak Şubat döneminde ise dış ticaret açığı 26 milyar 328 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti ki yine bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı %44. Şimdi burada yani mal ticareti mi burada? Mal ithalatı mı dış ticaret açığını daha fazla artırdı yoksa enerji maliyetleri mi? E, anlaşıldığı kadarıyla e, mal ithalatında tamam, e, artış var. artış var. E, şimdi netice itibariyle hatırlarsanız e, geçtiğimiz e, sene sona ermeden evvel özellikle ihracat kesimi e, ve Ticaret Bakanlığımız e, hem e, ihracat işbirliği yani e, STK'lar, e, Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere Avrupa kesiminden kaynaklanan bizim dış ticaret en büyük dış ticaret partnerimizden kaynaklanan bir daralma ve gerileme olacağını sinyalini vermişlerdi ve buna göre hazırlıklı olmak gerektiğinden bahsetmişlerdi. Şimdi bu etkilerin ortaya çıktığı görülüyor. Sipariş erteleme ve ödemeyi ötelemenin öte e, yanı sıra e, ihracatta yani miktar ve ge, girdi olarak bir düşüş var. Bir de Tabii kurdaki gelişmeler çerçevesinde ihracatçı kesim özellikle e, rekabetçi kurdan uzaklaşıldığını e, belirtiyor. E, enerjide de e, esasen e, çok yüksek montanlı hareketler görük, gözükmüyor Semra Hanım, özellikle petrolde. Altın sanki öne çıkıyor. Evet, hocam, altın öne çıkıyor. Ben de onu çünkü söyleyecektim. Çünkü şurada ithalat yani, gelişimine baktığımızda enerji ve altın. Şimdi toplamda dış ticaret, evet. yani ithalatın artışı. Ee, Şubat ayında %10.1 evet. olmuş evet. artış oranı. Evet. Enerji ve altını dışarıda bıraktığımızda Bıraktığımız. ithalatın artışı %1.5. Evet. Ama altına dışarıda bıraktığımızda ise ithalat gerilemiş. Evet. %2.7 gerilemiş. Aynen. Şimdi bizim her zaman söylüyorum. Hatta bunu kuvvetli bir ifadeyle söylüyorum. Bizim bu kadar altın ithalatına ihtiyacımızın olmaması gerekir. Bu tabii e, netice itibariyle e, Ocak'tan sonra düzeldi. Ocak'ta pik noktasına ulaşmıştı. Evet. Yani biz Hindistan kadar İsviçre'den sırf altın ithal ettik. 52 ton civarında. Yani şimdi şunu söylemeye çalışıyoruz. Liralaşma stratejisinde liraya dönüş arttığı oranda altına ve veya evet. dolara veya benzer efektiflere talebin azalması evet. gerekir. Şunu da tekrar söyleyelim. Altının kuyum sektöründe işlenerek katma değer üretebilecek bir... E, altın çok değerli metal olduğu için hı hı. onu bir aramalizm olarak göremeyiz ama bir e, ithal ürünü olmasında hiçbir sesimiz yok, hiçbir itirazımız yok. Ondan dolayı mı bu ithal? E, i̇şte tam e, o konuyu ben de e, uzman arkadaşlara sordum. E, kuyum sektörü e, özellikle bunun daha ziyade hani yastık altı altın veya hı hı. E, altın alımına bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi. Dolayısıyla ben de hani liralaşma stratejisinin tam da hedef aldığı Alanlardan bir tanesi ama e, en son İsviçre bazlı e, rakamlar e, Türkiye'nin e, biraz bu İsviçre'den en azından altın ithalatının o, ocağa göre düştüğünü gösteriyor. Bu iyiye doğru bir gidişat. Hı hı. E, böyle de olması lazım. E, çünkü netice itibariyle biliyorsunuz biz ons üzerinden ve dolar bazıyla e, altın fiyatlandığı için Türkiye'de altını çok seviyoruz. Altına ilgi gösteriyoruz. Ama Semra Hanım biliyorsunuz hani çift takla dediğimiz bir sıkıntı da var. Bazen dünyada ons bazında altın fiyatı düşerken dolar TL paritesi bakımından dolar TL'deki oynama dolayısıyla bize artış olabiliyor. Veya sadece altın fiyatları itibari olarak e, Türkiye'de önemli değil. Aynı zamanda dolar TL paritesi de önemli. Çünkü doların fiyatı ons üzerinden ve altın e, dolar bazında e, şey yapılıyor. Onun için hı hı. her zaman söylüyoruz e, bilhassa altın tutmak isteyenler için e, yatırım yapmak diye kavramını pek ben sevmem altın bakımından. Hı hı. E, ama netice itibariyle altın tutmak isteyenler için bu çift takla meselesine de dikkat etmek evet. lazım. Peki. E, yani bütün dünyada da işte banka yüzü kriziyle birlikte güvenli yatırım limanı olarak görülen altına da talep çok ciddi oranda Elbette. artmaya ama, başladı. Ama gene de Semra Hanım dikkat ederseniz hı hı. 2000 doları e, aşam mi? ...aşamıyor. E, bu olamıyor. Evet olamıyor gibi. Hı -hı. E, bizi de hatırlarsanız e, yani... ...çok birebir benzetme değil ama borsada da... 5 binin üzerinde kalamadığı müddetçe... ...hep aşağıya evet. iniyorsun ya. Evet. Burada da 2000 bin dolara çıkıyor... ...ama bir türlü yani epey bir zamandır... ...böyle evet. e, altın... ...maalesef e, kendisine... maalesef diyorum kendisine ümit bağlayanları... E, ...uzunca bir süredir... E, ...böyle bir... ...ferahlatacak bir şekilde 2000 bin doların üzerine... Kendisine ümit bağlayanları diyelim. Tekrar ediyorum. şey Çünkü e, bu öteden beri söylüyoruz. Güvenli liman söz konusu olduğunda çok uzun yıllar biz iktisatta Ali abi e, altını güvenli liman olarak hep gördük. Dünyada da öyleydi. Fakat şimdi buna bir anda ve herkes güvenli liman altın diye cevap veremiyor. Çünkü kuvvetli dolar mesela Amerikan devlet kağıtlarının da güvenli limana yakın bir aday olmasını sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla... Eskiden rakipsiz güvenli liman altını şimdi yeni rakipleri var. Bir ara biliyorsunuz belirli bir kesim için kripto daha güvenli liman olabilmişti veya algılanmıştı. Dolayısıyla büyük kırılmalar ve değişimler aslında kırılma demeyelim de sarsılmalar çağındayız. İlk çeyreği bugün bitiriyoruz biliyorsunuz. İlk çeyrek önemli Semra Hanım. Neden önemli? Biz çünkü genel trendi gidişatı görmek bakımından 3 ay iktisatta çok önemli bir şeydir. Hani siz de biliyorsunuz iletişim krizlerinde ilk e, 24 saat sonra evet. 48 saat 72 saat şeyiniz var. 3 e, e, ay e, ne çok uzun bir süredir ne de böyle e, ya daha bir eğilim veya bir istidat çıkması için çok kısa diyemeyiz. 3 ayda baya değerli toplu bir çeyrek diyoruz ona gidişatı görebilirsiniz. Nitekim bugün ilk çeyreği bitirdik. E, vaktimiz kalırsa ilk çeyrekle ilgili birkaç değerlendirme yaparız. Ama e, büyük sarsılmaların olduğunu görüyoruz. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Bu dış ticaret açığı bir not var değil mi? Şubat ayında %51.4 arttı. Diğer şeye göre. Neye aynı. göre hocam? Di geçtiğimiz Şubat ayındaki şeye ha, göre. Bir yıl öncesine evet. göre. Evet, Evet. Çünkü aynı şeyi karşılaştırmamız hmm. lazım ama tabii burada da ee, her ne kadar ay bazında karşılaştırıyorsak geçtiğimiz Şubat ayının iklimiyle, ekonomik iklim ve beklentileriyle şimdiki farklı. Evet. E, büyük sarsılmalar ve e, e, bir parça savrulmalar dönemindeyiz. Suudi Arabistan İran'ın aynı masaya oturmasından, hı hı. Şangay örgütüne İran'ın tam üye olmasına. Suudi e, Arabistan e, e, Yok Suudi Arabistan olmadı. Suudi Arabistan aday bu sene Katar'la beraber bekleniyor Ali abi şey oldu. Şu anda diyor, İran oldu. İran oldu. Suudi Arabistan içinde bir tabir kullandılar. Gözlemci aday. Ee, şey, şey. E, gözlemci aday değildi. Ben şimdi öyle söyleyeceğim. Bir, öyle Türkiye'de bir o şeyde, Türkiye'de o statüde e, delegasyon değil. E, sanki bir e, yani ortaklıktan tam ortaklıktan bir şey öncesi e, de evet. e, ama e, İran ön aldı. E, Hindistan hem de şeydeyken dönem başkanı iken evet. Hindistan evet. ele aldı. Şimdi önümüzdeki sene Suudi Arabistan ve Katar katılacak. Evet. İngiltere biliyorsunuz evet. Asya Pasifik veya yeni adıyla Hint Pasifik Ticaret Birliği denilen 11 ülkeden oluşan sisteme katıldı. Evet, Avrupa ee, Birliği'nden çıktı. Evet oraya katıldı. <laughs> biliyorsunuz şimdi şey yaptı Hocam daha bu evvel, ışık, ışık doğudan yükselir <laughs> E, İngiltere, fırına, bunda, İngiltere erken. İngiltere <laughs> eski defterleri karıştırmaya başlıyor. E, biliyorsunuz bir de Avustralya ve Yeni Zelanda ile de serbest ticaret anlaşması zaten yaptı. <laughs> tamam. Çok e, Şimdi aslında bu yeni çıkınca. yeni birlik yüzde birden bile fazla ticaretine katkıda bulunmayacak yüzde 0.8. Fakat sembolik önemi var biliyorsunuz. Dur, dur. E, öte taraftan bir de Avrupa Birliği e, hatırlanacağı üzere e, Amerika'nın da desteğiyle. Bu e, Kuzey e, İrlanda meselesi hı hı. vardı biliyorsunuz. Evet. E, Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki anlaşmada önemli adım atıldı. Hatta biliyorsunuz Avrupa Birliği şeyi, Panderleyen e, gitti, evet. diğerleri konuştu. Dolayısıyla böyle bir açılımlar var. Evet. Bu arada bir şey söylemeden bunu tamamlayamam. Hep biliyorsunuz artık seçim sattım halinde vesaire başka konular öne çıkıyor ama e, bizim de e, bir taraftan. E, sürdürmemiz gereken şu Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki e, gümrük birliği anlaşmasıyla ilgili e, görüşmelerin e, yavaş yavaş sonuç vermesi lazım. Artık yavaş yavaş da değil hızlı çünkü. Yani bu konuda yıldır, 9 yıldır, 9 9 yıldır çalışıyorlar ama ciddi çalışıyorlar, çalışıyorlar Avrupa'nın yani buna istekli evet, olması lazım. Evet. Bu konudaki tek olumlu açıklamanın ben Merkel'den geldiğini hatırlıyorum. Aynen. Gerçekten evet hmm. gümrük orada de, kaldı yapılması Orada yapılması gerekiyor, ihtiyaç var demişti. Öyle kaldı. Bakın şimdi mesela çok enteresan. Türkiye'de hani demin söylediniz ya hizmet ihracatı falan. Türkiye'nin dışa açılımında son senelerin en önemli başarı öykülerinden bir tanesi hizmet, hizmet. hizmet ihracatı. Bir de dünyanın büyük başkentlerine gidiyorsunuz. Orada bir Türk markasının mağazasını görüyorsunuz. Hı hı. Mobilyasından giyimine kadar. Mesela serbest ticaret anlaşmaları yeni şube açma konusunda sıkıntı getiriyor. Vergi yükü getiriyor. Ee, sanayi Odasının ilgili meclis toplantısında bu da dile getirildi. Yani yapılması gereken çok şey var. Evet. Ee, özellikle bu yeniden yapılanma, yeniden pozisyonlanmada Türkiye'nin de evet. ticaret kazanımlarına önem vermesi lazım. Gene Tayland üzerinden ASEAN ülkelerine açılma, bunların hepsinin seçim olsun, geçim olsun, bütün bu problemler devam eder, bütün Ama, bu şeyler. Ama arka planda çalışılması lazım. Son yıllarda Türkiye, yani son yıllarda demeyin, daha da öncesi aslında. E, Türkiye gerçekten ciddi bir e, ne diyelim yani ihracatta bir seferberlik ilan Yani sadece Doğru. E, mevcut pazarlara ihracat yapalım değil mevcut pazarları genişletme konusunda çok ciddi bir hem çaba genişletme hem ediyorum. derinleştirme. Tabii. Yani orada yani yer edinme. En net göstergesi bunun 2008 krizinde yaşanmıştı. 2008 krizinde bizim Avrupa, bizim dış ticaretimizde en önemli pazar ihracatımızın yarısını oraya yapıyoruz. E, doğu'da Alternatif pazarlar geliştirdiğimiz için 2008 krizinde Avrupa pazarı daraldığı için biz bunu alternatif pazarlarla ikame edebilmiştik. Ve Avrupa pazarı çok daraldığı için bizim ihracatımıza bu çok negatif yansımamıştı. Biz onu telafi edebilmiştik. Bu pazar geliştirmekle, pazar alanını genişletmekle alakalı bir şey. Ee, şunu vurgulamakta fayda var. Türkiye'nin bütün mesele Türkiye'nin yakalamış olduğu bu hızlı ivmeyi evet. ket vurmadan sürdürmesini sağlamak. Çünkü... Çin'de de bir geriye dönüş var dikkat ederseniz. Özellikle bu lojistik intikal, tedarik maliyetlerinde çok yükselme olmuştu ve Türkiye'ye doğal bir avantaj kazandırmıştı. Hı hı. Şimdi o avantajın kaybedildiği söyleniyor. Dün bir iftar yemeğinde ihracat sektörümüzün ve kuruluşlarımızın önemli yöneticileriyle de istişare etme imkanını bulduk. Onlar da problemleri farkındalar. Nelerin yapılması gerektiği aktif olarak çalışılıyor. Unutmayalım. Türkiye ihracat sektörü gelişen ve değişen her türlü zor koşullar karşısında mutlaka çözüm yolu bulmuş ve diğer sektörlere öncülük etmiş bir dinamik bir bütünü temsil eder. O bakımdan bu gelişme önemli olan şudur: gelişmeleri önceden tahmin edip radarınızı alıp proaktif şekilde. E, vaziyet edebilmek e, Avrupa kaynaklı e, bir e, daralma olacağı zaten bekleniliyordu çünkü 2023 yıl biliyorsunuz ilk çeyrek de gösterdi Semra Hanım. pek büyüme dostu bir yıl evet. değil bütün Dünya dünyada bankası baksedi, değil Dünya Bankası dedi zaten Dünya Bankası dedi ayrıca Euro Monitor biliyorsunuz evet. ilk çeyrek raporunu yayınladı Hı -hı. orada da bir taraftan dünyada paçal büyüme %3'ün altına düşüyor. Hı -hı. İki buçukları bile test ediyor ama öbür taraftan dünyada ortalama enflasyon 6.8. Evet. Yani e, stagflasyon tekrar evet. te tehlikesi evet. gündemde. Peki. Ee, yani ekonomide bunlar yaşanıyor. Şimdi bir taraftan da seçim e, tarihi yaklaştıkça Ali Bey hem polemikler artıyor, açıklamalar artıyor, görüşme trafikleri var. E, ama şimdi bunların içerisinde herhalde hiç şüphesiz en dikkat çekici. Yani bu seçimi ee, bilmiyorum siz de aynı düşüncede misiniz? Önceki seçimlerden ayıran çok önemli bir farklılık var sanki. Ee, yani bu seçim sürecini PKK terör örgütü yönlendirmeye çalışıyor evet, tabii, tabii. açık bir şekilde. Yani evet, evet. bu nasıl bu kadar sesleri gür çıkıyor masadaki o altılı masa artık yedili masa demek belki daha doğru olacak. Yedili masanın adayını dahi belirleme noktasında bile kendilerini güçlü görüyorlar. Kim bu kadar terör örgütüne bu kadar gücü verdi? E, Best bu sorunun yanıtı. Yani burada eğer siz <laughs> e, merke, memleketin Ali menfaatlerini gelecek tasarımını e, milli bağımsızlığını e, bölünmez bütünlüğünü falan bir kenara bırakıp e, müthiş bir işte amaç aracı mübah kılar anlayışıyla amacı da sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nı devirmek olarak koyarsanız bu yolda her türlü e, işbirliği ve ittifak mübahtır derseniz sorunuzun yanıtı gayet net Cumhuriyet Halk Partisi liderinin e, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Önder Sav'ı ekarte ederken şey dışı bırakırken yarış dışı bırakırken Baykal'la ilgili konularda falan gösterdiği performans Akşener'i Meral Hanım'ı efendim tekrar masaya zorla getirecek yaklaşım stratejisinin uygulaması böyle bir öyle bir denge politikası gidiyor ki hiçbir erdem, hiçbir ilke falan devrede değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku falan filan Bunlar hiç ortada yok bakın. Yani e, o alt oku bir alt alta yazın. Hı hı. Hangi biri kalmış vaziyette bir sorun. Hı hı. O yüzdendir ki bugün e, hakikaten bakıyorsunuz şey ziyaretindeki o beden diline Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Büyük Millet Meclisi'nde HDP üst yönetiminin ziyareti sırasında ben soruyorum etrafta insanlara diyorum ki bakın tabloya kim güçlü? Evet. Kim daha güçlü? Yani yani burada tutum belgesinin sizin söylediğinizi, tespitinizi destekleyen bir iki veriden bahsedelim. Tutum belgesinin 11 maddesinin 11'i de e, mutabakat belgesinin Millet İttifakı'nın mutabakat belgesi adı verilen belgesinin içinde hocam anlayacaktır beni mündemik ee, var yani içinde. İçer, içer, içeriyor yani 11 maddeyi. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Orada anlaşma demek ki 11 madde üzerinde değil. Bir pazarlık yapıldı. Çünkü bunu da e, eş başkanları Sancar e, bir televizyon programında açık net ifade etti. Dedi ki biz ee, ilkeler doğrultusunda e, eşit mesafede şeffaf bir şekilde diyalog kurulur. Ve de bizi muhatap kabul ederlerse formüller bulunur dedi. Şimdi ben normal bir vatandaş olarak sor, soruyorum. Nedir bu formül? Bulduğunuz formül. Hı hı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bizim bir röportajında ifade ettiği o kapalı kapılar arasında arkasında oluşturulmuş olan bir formül var. Nedir o formül? Dediğiniz gibi hakikaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şöyle bir durum var. Dıştan bir dışarıdaymış gibi yapılan bir HDP şeyi belirliyor. Zaten HDP. bakın hiçbir tutarsızlık yok HDP'de. Bunu iyi de öldürüp hakkını verelim. HDP'de HDP PKK konusunda bir e, dönüş yaptı mı? Hayır. PKK'yı hala aynen En net şey, Demirtaş Demirtaş'ın ifadesiyle e, silahlı e, halkın silahlı örgütüdür diyor. E, halkın silahlı örgütü PKK için Demirtaş. E, terörist demiyor, gerilla diyor. Hı hı. Aynısını, aynı kavramları HDP'de kullanıyor ve bundan dönüş yapmıyor bütün baskılara rağmen. Yani Kandil'i övmesi Kandil'den biz sırtımızı Kandil'e e, YPG'ye dönmüşüz lafından dönmüyor. Hiçbir taviz vermeyen, e, güç gösterisi sergileyen HDP, hı hı. tavizi veren Kılıçdaroğlu. Yani bu Şimdi mesela e, Kılıçdaroğlu geçmişte Kandil'i başlarını yıkacağız ifadesini kullandı mı? Kullandı. Evet, kullandı. Peki <laughs> kendisine şu an o terör operasyon şeyi vermedi. Evet. Nasıl kandil'i yapacağım? başlarını yıkacağız diyen e, kişi iyi destekliyor şu anda o terör örgütü. Peki bu terör örgütüne karşı Kılıçdaroğlu çıkıp şunu söyleyebildi mi? Hayır. Yani PKK evet bunları söylüyor olabilir ama biz terörle mücadeleyi evet. aralıksız bir şekilde mevcut iktidar nasıl devam ettir nasıl sürdürüyorsa biz de aynı şekilde sürdüreceğiz diyebildi mi? Demiyor. Demedi. O, o, zaman, metinde de yok zaten. Evet peki. O zaman yani seçmenin de burada bir şey görmesi gerekmiyor mu? Yani Millet İttifakı'na verilen oy aynı zamanda da Evet Devam aynı ettireyim zamanda ettireyim PKK mi? politikalarına <laughs> evet. ve, e ve onun terörle şey mücadelenin evet. bitmesine de verilmeyecek mi? Aynen öyle. Burada yani çünkü bunu işte anlatılması lazım. Anlatıyorlar zaten. Yavaş yavaş da anlatacaklar. E bunun hakikaten e akıl alır gibi değil Türkiye'de. En temel 2 üç unsurdan bir tanesi olan ülkenin görülmez bütünlüğü ve milli bağımsızlığı ya mutabakat metninde Atatürk'te yok ona bakarsanız. Yani Hı -hı e, CHP'nin kuruluş ve hepsi o partilerin falan. Yani şu anda gelinen noktada e, dört tane Cumhurbaşkanlığı e, yardımcılığı verdiği Kılıçdaroğlu'nun e, dört tane partinin toplam oyundan fazla hem HDP'nin oyu var hem de İnce'nin oyu var. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir bir şey yürüyor. Yani bu olamaz. Besbelli ki HDP ile e, formüller çerçevesinde, Sancar'ın lafı, eş başkanları, belli formüller çerçevesinde anlaşılmış. Şimdi bunu hakikaten medyanın ve de sorması lazım. Nedir o formüller ya? Yani acaba İmralı'daki terörist başına serbest bırakılması nasıl acaba bilmiyoruz ki. E ama zaten meydanlarda PKK, HDP neler söylüyor oradan herhalde yola çıkarsak taleplerin yani. ne olduğunu az çok anlayabiliriz tabii, herhalde. Tabi tabi tabi. Yani burada şeyin ben ne zaman evrensel ve küresel lafı görsem zaten bir tüylerim diken diken olur. Çünkü Amerikan İmperiyeti'nin bütün lafları evrensellik kavramı arkasına gizlenir. Demokrasi, barış, evrensellik, işte Küresellik falan. Şimdi bu küresel barış, evrensel hukuk ilkeleri falan bu lafların arkasında neticede e, işte o e, bir masaya oturmam falan dediği, gündeme dahi gelemez dediği Meral Hanım'ın e, konular. Nereye geldi? Ya esas hı hı. iyi Parti seçmeni takki önüne koyup düşünmeli. PKK eee isimleri çok fazla zikrediyorlar. Bunu çok doğru da olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O PKK'nın içindeki bazı isimleri e, aleni bir şekilde aktörleştiriyorlar. O da doğru bir şey değil bence. İçerisindeki o ele elebaşları e, şöyle bir ifade kullanmış. E, yurt dışı da bizi destekliyor. Yani Tabii. biz eylemsizlik kararı aldığımızda Tabii. yurt dışı da bizi destekleyecek. Yani hani... Bir önceki yayında da konuşmuştuk. Tabii. Dış basında bu seçimler, 14 Mayıs seçimleri neden bu kadar yer buluyor? Tabii. yani Neden bu seçimle bu kadar yakından ilgileniyorlar? Tabii, Tabii şundan dolayı açık net de ifade ediyorlar. Yani bu bölgedeki e, Batı emperyal güçlerin çıkarlarının kontrollü e, ancak Erdoğan'ın iktidardan gitmesiyle mümkün diyorlar. Erdoğan dedikleri Erdoğan'ın zihniyeti. Erdoğan'ın zihniyeti dünya beşten büyüktür. Erdoğan'ın zihniyeti ne? İşte bölgede e, her ülkenin kendi kaderine tayin hakkı ve e, mazlumlara karşı mücadele yapılan zulme karşı mücadele. Ondan sonra nedir Erdoğan'ı bundan göndermek? Bu Avrasya'daki bütün enerji koridorlarının kontrolü, Akdeniz'in kontrolü, bütün bunlar da bir engel olarak görüyorlar ve onu göndermek istiyorlar. Bu çok net. Şimdi burada işbirliği yap, işbirliği kimle yapıyorlar? Aynı doğrudu olan HDP ile ve de PKK ile yapıyorlar. Şimdi bunun, e, bunun burada işte zaten AK Parti seçim stratejisinde büyük bir olasılıkla bu nokta çok kuvvetle vurgulanacak. Bir de tabii geçmişten bugüne yap, yapılmış, başarılmış olan büyük yatırımlar, projeler. Hı, hı. Çünkü bunlar gelecekteki Türkiye'nin teminatı biz yaptık yine yaparız meselesi biz yap yani bu, bu alanlarda gidecekler ama sizin buyurduğunuz gibi Semra Hanım mutlaka bu şeyin <laughs> masada hı, hı. Iı, PKK ve HDP'nin ağırlığının bir şekilde anlatılması Hala lazım. Aynı altılı masa deniyor ama altılı masa değil artık. Yani orası yedili masa oldu. Çünkü adayı bile belirliyorlarsa, onların istediği aday gelmişse, onların istekleri kabul ediliyorsa Biz e, o, o zaman... Biz tahminen söylemiyoruz yani adam açıkça söylüyor ya. Yoksa bizi bitirecekler diyor yani. Hı. Yani bu şeyi desteklememiz lazım. PKK değil. neden Erdoğan'a gitmesini istiyor? Tabii tabii canım bu. Çünkü oradaki o kararlılığa ee, kararlılığın kendi e, var oluşunu ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu görüyor da onun için hı hı. gitmesini istiyor yani öteki zaten belki söylüyor ya Selahattin Demirtaş'ın için içeride diyor kaykalları dışarı çıkaracağız diyor görevlerine Efendim, iade, iade edeceğiz diyor, diyor falan diyor. daha ne desin yani hı hı. bu hem fetöcüler hem e, PKK'ya hizmet eden unsurlar. Bunları e, serbest bırakacağız, görevlerine iade edeceğiz diyor. Yani burada e, o müthiş bir şey düşmüş önceki vaziyette, tak düşmüş, kervi görülmüş vaziyette. Önceki yani. seçimlerde hep e, ne olurdu? E, işte partilerin ekonomi, dış politika, e, iç siyaset, bunlarla ilgili ya da eğitim, yani bu, bu temel konularla ilgili e, politikaları üzerinden e, tartışmalar ya da işte seçim bunların üzerinden ilerlerdi. Yani şu an gelinen noktada e, devlet üstü olması gereken bir konu. Milli güvenlik doğru. E, bir sorunu şu anda bir seçim evet, e, malzemesi olarak e, kullanılıyor. Çok doğru. Mecbur. Evet, burada dikkatle üzerine durulması gereken hiçbir zaman böyle bir şey olduğunu ben de hatırlamıyorum ama tabii burada biraz da yani büyük avantajlarını gördü ülke. Dezavantajı var beş, e, şeyin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin. <laughs> yani siyaset şeye odaklanıyor. 50 artı 1'e odaklandığı için. o e, zaman, tıpakları güçlendirmek için. Evet o zaman işte ilkeler kalkıyor ortadan. Yani bu 50 artı 1'i yakalayalım da nasıl yakalarsak yakalayalım. Erdemler kalkıyor ortadan. E, değerler kalkıyor ortadan. Yani o zaman PKK ile de iş birliği yapılır. E, gerekiyorsa ile de işbirliği yapılır, herkesle yapılır. Yeter şu 56, ben bunu çok duydum. Şu 15 Mayıs'ta alalım, şu devirelim. Ondan sonra bakarız. Şey. Öyle mi olabilecek? Olabilecek bu, mi? Bu, bu, o kadar kolay mı o iş hmm. yani? O çünkü o sadece PKK tek başına Türkiye çok net şu soruyu sormamız lazım kendi kendimize. Biz Güney'de, Güney sınırımızın ötesinde kimle savaşıyoruz? Çok ciddi bir mücadele var orada. Zaten... Türkiye'nin en elit grup askeri birliklerinin verdiği bir çok ciddi savaş mücadele var. Kime kime savaşıyor Türkiye? PKK, YPG'le mi sadece? Onun arkasında bir şey yok mu yani? E şimdi zaten o, o onlar arkasını çekecekler askerleri yani. Tabi O. Ama yani onun işte o PKK, YPG ve PYD'nin arkasındaki güç neyse koalisyon düştüğünü tek başına Amerika Bilemem onu. Onu ıı, uluslararası ilişkiler uzmanları daha iyi analiz yapar. O arkadaki güç bırakmaz yani. Hani de, sordunuz ya seçimden hani diyorlar ya bunlar. Ya şu yüzde elli artı bir bu şu 15 Mayıs'ı görelim. Ondan sonra bakarız. Baktırmazlar yani çünkü. Chomsky'nin bir lafı var. Hep hatırlarım böyle dönemlerde. Yani e, batılı ülkeler e, gelişmiş gelişmekte ya da geri kalmış ülkelerde kullanışlı e, iktidarlar isterler hükümetler isterler. Evet. Daha kolay yönlendirebilmek kendi amaçlarına daha kolay ulaşabilmek için. doğru Aslında Noam Chomsky tabii sistemin içerisinden bir eleştiri sesi olarak e, enteresan görüşleri var. Tabii e, çok Türkiye dostu veya Türkiye'ye yakın duran bir sesi olmadığı belli ama tespitleriniz çok doğru. E, şunu da vurgulamakta fayda var. E dikkat edilirse son zamanlarda bu seçim aritmetiği ve seçim sistemleriyle ilgili bayağı bilgilenmeye başladık. E yani kamuoyunda tartışılıyor, değil mi? Neler önemli? Dehont sistemi vesaire. Bunlar daha ziyade bizim üniversitede öğrencilerimize okuttuğumuz veya da çalıştığımız gördüğümüz sistemlerdi. Fakat şu ortaya çıktı: bu 50 artı bir başta olmak üzere e seçimler aslında bir araçtır. Amaç memleketlerin esenliği ve Kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir bir kompozisyonun ortaya çıkmasıdır. Fakat e, bazen e, diğer alanlarda olduğu gibi e, bu 50 artı 1 gibi sistemler e, aracın biraz daha öne çıkmasını ve aracın her yolu yani amaç için her yolun meşru kılınması gibi aslında bütüncül menfaatleri de e, halel getirebilecek bazı sıkıntıları ortaya çıkartabilir. Ali abinin de e, işaret ettiği o çünkü biz e, netice itibariyle Artık modern dünyada sadece kemniyete değil yani sadece niceliğe sayıya değil aynı zamanda keyfiyete, onun kalitesine, onun sürdürülebilirliğine ve umumun çoğunluğun menfaatlerine uygun sürdürülebilir sonuçlar vermesine yakın durmalıyız. Biliyorsunuz seçimlerde bir başka noktada şu seçimin iyisi A ülkesinde B ülkesinde. Mümkün olduğu kadar seçmen tercihlerini en adaletle yansıtan, seçime katılan tüm unsurların mümkün olan itiraz veya rahatsızlıklarını minimize eden, tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir ve sürdürülebilir çözümler veren bir şeydir. Şimdi seçim sonuçlarının iyi veya kötü olmasını değerlendirirken bir şey de şu, ee, Ali abiden e, e, alanından bir örnek vereyim. Bir kampanya yaptınız, herhangi bir iletişimle ilgili istenilen sonucu almayacağı yeni kampanyayı devreye sokarsınız. E, e, hatta bazen o kampanya şey olur, alelacele başka bir şey devreye girer. Şimdi mesela e, herkesin aklında ne var? Her yerde, Türkiye'de de bu böyle. Seçimler istenilen sonucu verilecek mi? Yoksa yeni seçimlerin kapısını mı açacak? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Dolayısıyla bütün bunları da tartışıyoruz o 50 artı 1 yaklaşımının sadece Türkiye bakımından değil bütün dünyadaki avantaj ve dezavantajlarını da yaşayarak görüyoruz. Doğru. Ama gönül ister ki bunların yaşarken, görürken, öğrenirken bedellerini biz ödemeyelim de bizim cemiyetimiz ödemesin de değil mi? Başka toplumlardaki şeyler hı hı. ödesin. Bir de şunu anladık Semra Hanım bu son zamanlarda bazı uzmanlar bunu daha halka yakın anlatıyorlar. Bazıları daha farklı anlatıyorlar. Bu seçim sistemlerinde de ideal bir şey yok. Yani işte atık artık sistemi var, şu sistemi var, bu sistemi var ee, ve biraz da e, insanların hakikaten kafası bu bakımdan karışıyor. Yani seçmen okur yazarlığı diye bir şey ortaya çıktı, değil mi Hal abi? Yani evet, iki budur. seçim olduğu için e, şimdi ayrı listeyle gidilirse ne oluyor, aynı listeyle gidilirse ne oluyor? E, burada da enteresan şeyler var. Fakat e, ben şunu söyleyeyim, ne olursa olsun hiçbir parti fark etmez. Ee, Türkiye'de bu hafta sonu ne oluyor? Kapılar kapanıyor. Genel başkanlar yanında bir veya iki kişi. Fazla kişi tutmazlar. Listeleri çıkartıyorlar. 600 kişinin listesi çıkacak şimdi. Bu hafta sonu önemli biliyorsunuz. Nisan sonu. Ee, evet. E, bu bu hafta sonu mesai var. E, aday adaylarının pırpır eden kalplerini ve 9 Nisan mı son hocam? Ve 6 Nisan gün hocam? Nisan. 9, 9 Nisan. 9 Nisan ama Kendi içlerinde şey yapacaklar. Nisan son şey. E... Evet. Bu Listelerin hafta sonu ama bu liste. hafta sonu Semra Hanım e, çatısı Asprar çıkar. Belli Hı -hı. E, ama son dakikada biliyorsunuz bu işler e, çok olmuştur Ali abi biliyorsunuz bizde de. E, derler ki hayırlı olsun Ali Bey 3. bölge 3. sıradasınız derler. Evet. Şeye gidene kadar <laughs> listeler evet. seçim kuruluna gidene kadar birden siz 13. ye inebilirsiniz. Şimdi, e, HDP... Genellikle yukarı çıkılmaz da aşağı inilir evet. HDP'nin seçim bildirgesi, Yeşil Sol Parti adıyla bunu yayınladılar. Maddelere bakalım mı? Tabii tabii. Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonları son vereceğiz. Tamam, Millet ittifakıyla ile %100 mutabıklar. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız. Tabii. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerine İnanç İşleri Başkanlığı'nı kuracağız. O konuda da mutabıklar. Zorunlu din, din dersini kaldıracağız müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlerin koşullu salı verilmesi önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Bu e, Ali abi siz daha evvel bir liste şey yapmamış evet. mıydınız? Yaptım çetele evet. yaptınız evet. değil Yaptım evet. mi? Yaptım evet evet. Çetele. ben benim yaptığım çetele şeyle ilgili eee belgesi. zaten bunları meydanlarda 12. sürekli söylemiyor mu PKK'da, Tabii, HDP'de? En son HDP'de en ufak bir eee fark yapılama farklı. şey yok. Ne diyorsa bundan, bundan çünkü Onların varoluş nedeninin arkasında kandil var. Hı hı. Şimdi kandil olan ilişkilerinde tutu, şey, tutarlı olmak mecburiyetindeler. O burada onlara yaklaşan Millet İttifakı ve esas olarak da bir Kılıçdaroğlu. Evet. Şimdi bu maddeler biz bizim milli güvenlik açısından kesinlikle oldukça riskli maddeler. Kesinlikle. Şimdi, e, bizim yıllarca mücadele verdiğimiz e, işte yüzlerce maalesef şehit verdiğimiz bir konuda e, o altılı masanın liderleri bu konuda neden hiçbir açıklama yapmıyorlar? Neden sessizler? Açıklama yapmaları evet. gerekmez mi? Bunu, yani bizim evet. işte terörle mücadelenin e, açısından. Sonra bakacağız. Ha, sonra ama bakacağız. Şu sonra Şimdi bakacağız. şu şeyi bir geçelim. 14 Mayıs'ta öyle hiç ilke milke konuşmayalım. Hep beraber bir geçelim. Ya hangi ilkeyle Masadan kalktı Meral Hanım hangi ilkeyle kalktı hı hı. masadan hangi ilkeyle tekrar geldi oturdu. Allah rızası için bunu bana birisi söylesin yani. Peki e, altılı masanın liderleri bu bildirgeye e, göz göre göre sizin de dediğiniz gibi sonrasında bakacağız diyerek masaya oturuyorlar. Şimdi sessiz kalıyorlar. Tabii. Peki seçmen sessiz kalacak mı? Bu seç bu ve se, se, e, evet. bu sessizliğe de duyarsız kalacak mı? Şimdi Erdoğan düşmanlığını e, nasıl göstereceğine bakar siyasi iletişimin ve de bu e, maskeleri nasıl düşüreceğine ve de buradaki bağlantıların ve Türkiye'nin aile menfaatlerinin ve e, milli bağımsızlığının ma ve de ülkenin bölünmez bütünlüğünün nasıl korunacağını ve nasıl tehdit altında olduğunu anlatmasına bakar. Yoksa bütün batı basını ve bütün basın batı güçleri şu anda ee, Erdoğan düşmanlığını desteklemekte. Ya baksanıza siz burada konuştuk hatırlıyorsunuz. Ee, bir anda bir anda 4-5 tane dergi kapak yaptı. Erdoğan'ı patır 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 makaleler yayınlanmaya başladı. Otokrat, faşist bilmem ne falan. Aynı dili konuşuyorlar şimdi. Yani Kandil Millet İttifakı'nın üyeleri ve Batı basını aynı dili konuşuyorlar. Ve de e, işte hepsinin amacı sonunda belli, çok net yani ne, neleri simgeliyor Erdoğan? Yani burada tabii ki bütün araştırmalar şunu gösteriyor ki öyle kolay olmayacak tabii bu iş. Bayağı sıkı bir duruşu var AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın. Çünkü pişmiş tavuğun başına gelmeyen, hocam bu konuları tabii ki çok daha iyi değerlendiriyordur. Sizler de öyle. Yani ekonomik açıdan, finans açısından, para politikası açısından Türkiye'nin son 4-5 yılda başına gelenlere bir baksanıza ya yani... Hı, hı. Ee, ekonomik buran şeyler, resesyonlar efendim. E, 2018'de 2018 yılından 2018 kur saldırısı. Kur saldırısı Londra. Pandemi'nin tabii etkileri pandemi çok Pandemi üstü bir dönemdi. De, yani pandemi yani dünyada en başarılı atlatan ülkelerden biriyiz yani belki evet, başta evet, geliyoruz yani. Evet, evet. Bir şey i̇şte söylememde fayda bence var. Tartışamaz yani. Biraz böyle pandemi deyince bunu çünkü söylemek istiyordum. İlk hı hı. şeyde söyleyemedim. edin bir parantez açıp. Bu ilk çeyreği değerlendiriyoruz yani ya, ilk çeyreğin riskleri falan bitti şimdi ikinci çeyreğe geçiyoruz falan diye. Bu pandemi sonrasında hani ekonomi kimileri daha iyi bu işi idare ettiler kimileri daha şey ama şimdi yavaş yavaş pandemi sonrasında özellikle e, rahatsızlık geçirenlerin e, bünyelerinde çıkan yeni bir takım açılımlar e, yani sağlık ekonomisi bakımından da dünyayı tabii ülkemizde içinde hakikaten sıkıntılı yeni şeyler de bekliyor yani pandemi henüz atlattık diyoruz ama. Tırnak içinde ee, yani medikal e, dün uzmanlarla bir aradaydık yani ee, e, yani bu, karşısına... bu iş bu iş yani hani geldi geçti gibi diyoruz ama Hı -hı. hani nasıl depremin takım travmatik ve mali etkileri belki yıllarca devam ediyor Hı -hı. nasıl 1900 e, büyük Marmara depreminden sonra hala bunu yaşadık bu pandemi de hani ekonomik tarafı bir tarafa e, hakikaten bir takım daha önce denen göremediğimiz bir takım mali unsurları sağlık sorunlarını farklı şeyleri de getirecek. Evet. Ee, özellikle tıp camiası bu konuda oldukça endişeli. Ee, yani onu da bir bunların hepsi ek evet. maddi manevi maliyetler evet. anlamına gelir. Evet. Bu önemli. Bir de tabii e, e, çok enteresan şeylerden bir tanesi biliyorsunuz nüfus artacak derken nüfusun azalacağı ortaya çıkıyor. Birdenbire hiç beklemeyen Almanya yeniden kapıları açıyor nitelikli iş gücü vesaire. Böyle çok enteresan gelişmeler oluyor Yani bir anda çıkan gelişmeler Hiç kimse 3 gün evvel Almanya'nın bu yola gideceğini Düşünemezdi ya birden birdenbire Almanya'da Avrupa'da işçi bulma sıkıntısı ya, yaşanıyor zaten Ama özellikle Almanya bu konuda Çok katıydı bir beceremediler Amerika'nın yeşil kartına benzer bir şeyler Yaptılar e, mavi kart galiba ben... e, ya, Olamadı çok sıkı dururdu. Bakın birdenbire zor oyunu bozdu yani. Onu söylemeye Çünkü şöyle çalışıyorum. Şöyle bir şey var. Yani Avrupa'nın uzun bir süredir zaten bir işçi sıkıntısı var. var. Genç nüfus yok yani. Genç yok. nüfus olmadığı için hmm. de çalışacak eleman evet. bulamıyorlar. Ee, Ama bütün dünyada ülkeler arasında göçün en fazla arttığı bir dönemden geçiyoruz evet, şu doğru. anda. Ve göçmenlik bütün ülkeler için büyük bir sorun haline gelmişken doğru. Biz işçi bulalım diye kapılarımızı açarsak bu göçmenlik sorunu bizim için daha büyük bir sorun haline gelir mi evet. konusu içerilerinde tartışılıyor. Aslında, aslında. Ama şimdi fabrikaları çalıştıracak evet. eleman bulamadıkları için mecburen açıyorlar. Tabii, aslında bir şey daha söyleyeyim. Burada bir şöyle bir çift taraflı bir avantaj da elde etmeye çalışıyorlar. Paket çok geniş. Bunu şunun için söylüyorum. Almanya bu konuda en zecri, en böyle sert kısıtlayıcı tedbirleri ortaya koyuyordu. Evet. Üç kategori yapmışlar. İşiniz olmasa bile yani iş bulamadığınız, davet alamadığınız diyor. Diyor öğretebiliriz mı? diyor. Bu düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bu ama ne yapıyor böylece? Böyle 50 yaş diyorlar Bravo. mesela. Evet. 45-50 yaşta eğer çok kalifiyesen e, hem dilin çok iyiyse hem de e, işinde gerçekten çok yetkinsen yaş sınırı da yok. Ya mesela ben mesela onu, onu ben mesela yani. diyorum baktım şey yaptım mesela ben e, öğretim üyesi olarak o yaş sınırının üstünde olmama rağmen e, Almanya'ya rahatlıkla gidebilirim. Eskiden o kadar rahat değildi Almanya'da atanmak Hı -hı. vesaire. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle evet, evet. enteresan şeyler evet. var. Sizin yani de Almancınız fena değildir. <gülüyor> de. <gülüyor> Bu sadece bir şeyi yani sadece göçmenlik değil, bulunduğumuz coğrafya çok hareketli ve Doğru. her tarafı risklerle dolu. Aynen. Böyle riskli Doğru. bir ortamda. Ki, ki en biz... en çelişkilerin yoğunlaştığı ya. yer neresi peki? Bir baksanız da haritaya yani. Yani böyle bir süreçte her riski dengeli bir şekilde yöneten Bravo. bir iktidar var şu anda. şimdi yani bizim açımızdan yani bir milli güvenlik sorunu teşkil eden bir konu şu anda seçim sürecinde bu kadar sesleri gür çıkıyor. her politikalarını da masaya kabul ettiriyorlar. Yalnız şu şeyi mutlaka vurgulamak lazım. Bu seçim sat mahaline girildiğinde terör örgütü dahil her türlü mahfil, çevre kendisine bir platform bulmaya çalışır. Ses Tabii. bulmaya çalışır. Bu iletişim e, çevresi bakımından yani biz nasıl Ama ses tüm... hayır, hayır, o şunu... zaman e, Kılıçdaroğlu da çıkıp şunu demesi gerekmez mi? Ya tamam PKK bunu söylüyor ama bu benim umurumda değil. Ben terörle mücadeleyi devam ettireceğim diyebildi mi? Ama aksik yönünde de bir beyanatı olmadığını hatırlatmak nasıl? lazım. Yani aksik yönünde de. Şöyle şey... Hocamın dediği Hı. şu bence. Ee, şöyle anlıyorum hocam. Hı. Düzelt beni. Şöyle genelliğime yaparsınız. Bütün her türden terör örgütüne karşı diyor. diyorlar. Diyorlar hmm. evet böyle bir ama yani şey yok PKK yok şu yok bu yok. Yani ama Türkiye, tabii o orada da bir iletişim teknolojisi şey var stratejisi var. Anlaşılıyor ki şu anda bahis konusu parti ve lideri iletişim stratejisi bakımından Spesifik o topa girmek şeyinde değil. Değiller evet. Doğrudur yanlıştır. O bir tarafta onu bir tarafa. Yani bunu demezken hocam öbür taraftan Selahattin Demirtaş'ın için hapiste diye soruyor ve de bütün KKK'lıları serbest bırakacağız. Tamam PKK'nın dediklerini geçtik. işte günler önce görüşmeye gitti. HDP'nin açıkladığı seçim bildirgesinde bir yanıtları bir cevapları olması gerekmez mi Kılıçdaroğlu'nun? E, evet. o tabii Kendili onlar kendi, diyen, kendi e, ama kendi, birlikte e, el sıkıştı. Evet. Parti Suriye ve Irak yönelik gerçekleştiren askeri operasyonları son vereceğiz diyor. Askeri Şimdi diyor, oradan e, çekeceğiz nasıl Bu konuda anlaşıyorlar. Nasıl olacak? Semra Hanımcığım yani hayır oyu verdi şeye bunu sonra. Ya, tamam da hani seç, yani buna bir yanıt vermesi gerekmiyor diyor ya Murat Hoca. Hayır Fek hayır Hakan gerekmiyor demiyorum. Ha, Gerek, gerekir gerekmez. O biz sadece bu duruma işaret ediyoruz. Eyvallah. O, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani onların kendi iletişim stratejileri içerisinde şu anda anlaşılıyor ki o bazda tamam, bir yanıt vermiyorlar. Onu ben onu yanı, o yanıt vermemeleri kritik. Eyyamcılık işte. Tamam. Onun adı oportunizm. Yani şimdi Vermiyor tabii çünkü o 15 Mayıs'a kadar <laughs> 14 Mayıs'a kadar idari, idari, maslahat. Şimdi seçim öncesinde öyledir. Mesela bunu ekonomi şeyi de biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde seçim ekonomisi reflesyonist genişleticidir. Öbür tarafta da dünyanın her yerinde seçimlerden evvel mümkün olduğu kadar işte o seçmeni kazanabilmek veya bazı seçmenleri dışarıda bırakmamak, itmemek için işte 50 artı 1 mantığıyla e, rakip artı bir mantığıyla e, ne yapmaya çalışır? Mümkün olduğu kadar sentetik, hijyenik gitmeye çalışır. Ne demek hijyenik? Yani belli konulara dokunmamaya çalışır. Evet, evet. Bu dokunmamaya çalıştığı konular bir kesim için hassas olabilir. Diğer bir kesim için farklı olabilir vesaire. Ama anlaşılıyor ki burada da Kesin bu bir, genel kurala diğer bir kesim yok hocam. Türkiye Hayır hayır. Türkiye şey için söylüyorum. Türkiye için söylemiyorum. De, hayır, bu, Türkiye, Türkiye için bahs... söylemiyorum. Yani genel anlamda söylüyorum. Seçim ekonomisini de genel anlamda doğru, söylüyorum. Doğru doğru. Hayır, yani orada da Yunan aynı birlik şey. Şey. Yerinde... orada da devam ediyor. Siz Tabii, benden daha iyi biliyorsunuz. Depremle ilgili yapılan yapılan evleri bedava vereceğiz diyor ya böyle bir şey mümkün mü yani? Veyahut da işte çiftçiye bedava petrol Şimdi şunun şey vurgulanması yani. lazım. Gene bütün dünyada hiçbir yerde çözüm böyle sihirli çözüm yoktur. Yani x gider, y gelir, z gider, m gelir. O anda anında çözüm olur vesaire. Bunların böyle olmayacağı zaten bilinen bir şeydir. Ve ben bir de bu seçimler öncesinde bir başka noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Bu dünyada da böyledir, Türkiye'de de görüyoruz. Efendim işte nasıl olsun bu, bu işe akademik böyle çözümler, farklı çözümler. Ben bir akademik dünyanın bir ferdi olarak şunu söyleyeyim. Eee Allah'a şükür bu konularda kafamız anlar basarız ama şunu söyleyeyim. Ee, özellikle muhalefet şunu düşünüyorsa yani ekonomik konular söz konusu olduğunda biz işte böyle harika çocuklar veya çok hakikaten değerli meslektaşlar eliyle bu işi çözeriz diyorsa burada bütüncül yaklaşımların dışında kalan her türlü yaklaşım ekonomik bakımdan da sıkıntı getirir. Bir kere bir işi işaret etmek, yorumlamak başka. Bu işin evet. pratiğini yapmak başka. Şimdi Ali abinin bu konudaki iletişim konusundaki uzmanlığı nereden kaynaklanıyor? Hem teoriyi biliyor hem pratiği icra edebilecek donanıma sahip. Evet. Şimdi bu, bu önemli. Onun için zaten üniversitede ders veriyor. Evet. Ama her iletişimci üniversitede ders vermiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Akademik elbette yaklaşımlar olacak ama... Bürokratin ...bürokrasinin nasıl işlediğini, bunu nasıl kuvveden fiile geçirildiğini bilen kişiler de olacak. Yani o ekiple beraber hareket etmek lazım. Bu her zaman böyledir. Muhalefette de olsan, iktidarda da olsan. E, ama bir noktayı daha müsaade ederseniz söyleyeyim. E, seçimlerden önce nasıl seçim ekonomisi diyoruz? Seçimin iyisi biter ve sonuçları kısa zamanda deklare edilen seçimdir. Çünkü seçim sonrasında seçimlerin sonucunun belli olmaması, müpemiyet kazanılması... Özellikle ekonomi üzerindeki yükü arttırır. Doğru. Yani bunu da vurgulamak evet, lazım. Onun yani için belirsiz. seçimin iyisi zamanında ve çabuk kazasız belasız atlatılandır Doğru mu? Doğru doğru. doğru. Yani doğru. Sonuçların evet. dışında. Evet. Peki bir virgül koyalım şimdi. Bir, kısa bir araya gidelim. O belirsizlik e, koalisyonlarda da devam eder mi? Ona evet. da Merhaba bakmak bakalım. lazım. E, bir virgül koyalım şimdi. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Evet tekrar merhaba. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuklarımız Ali Saydam ve Profesör Doktor Murat Fermanı birlikte. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Seçim konum dediniz. Evet, Belirsizliğin şimdi... bir an önce ortadan kalkması için seçiminde artık sonuçlanması gerekiyor tabii. dediniz. Tabii. Peki bir şey daha sorayım. Yani bir başparmak kuralı olarak yani bu seçimin da tamamlanması tabii ki o seçim belirsizliğini ortadan kaldırır tabii. ama e, Koalisyon seçim belirsizliğini ortadan ya da ekonomi üzerindeki belirsizliği ortadan tabii. kaldırmak için yeterli mi? Şimdi buna yüzde yüz geçerli veya her şart ve koşul altında e, geçerli bir cevap vermek mümkün değil. Değil Ancak, tabii Ama belki tabii, 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 tecrübelerinden tabii, yola çıkarak tabii, tabii, memnun, bakarsa. Tabii, tabii, tabii. Şimdi biliyorsunuz bütün dünyada koalisyon tecrübeleri farklı ülkelerde farklı demokrasi Hı -hı. kültürlerinde farklı telakkilerle test edilmiştir ve test edilmeye devam ediyor. Yani İsrail'deki koalisyon kültürü ile İtalya'daki koalisyon <laughs> kültürü birbirinden farklıdır. <laughs> ya da işte İskoçya'da yaşanan veya İrlanda'da yaşanan gelişmeler veya onların algılanması çok farklıdır. Şimdi Türkiye açısından söz konusu olduğunda bir başparmak kuralından bahsedelim. Türkiye'nin hem içinde bulunduğumuz ekonomik gidişat hem de dünyadaki konjonktür göz önüne alındığında, çünkü Biliyorsunuz dünya konjonktürü aslında çok belirleyici bir rol oynar. Ee, rahmetli Süleyman Demirel bu bir sohbetimizde bunu çok açık ve net olarak söylemişti. Maharet biraz bizdedir ama dışarıda da çok önemlidir. Çünkü dikkat ederseniz Süleyman Demirel döneminde Türkiye ekonomisinin kaydettiği büyüme dünya konjonktürünün de Etkisi ve desteğiyle oluşmuş. Küresel Amerika de açısından tabii. Amerika'da bile 74 krizi oluyor. biliyorsunuz. Petrol krizi olduğu zaman orada hı hı. E, dünyanın en ehil e, ekonomist e, kadrosu olsa da idarisi olsa da bu pandemi dönemi de biliyorsunuz aynı şeyleri yarattı. Dolayısıyla hı hı. yani harici ve dahili unsurları bir arada değerlendirmek lazım. E, o bakımdan e, böyle e, salınımın e, geniş olduğu programın başında söylediğimiz gibi derin kırılmaların ...yaşandığı, bir takım şeylerin sorgulanmaya başladığı, bankacılık sistemi sağlam mı, hı hı. dolar ne kadar... ...vesaire gibi şeylerin olduğu bir dönemde çabuk ve yeknesak hareket etmek lazım. Karar almada öyle o kafadan bu ses çıktı, hı bu hı. kafadan bu ses çıktı, dur hele bir bakalım ne olacak. Biz masa altında, masa üstünde, arkada, kapı arkasında falan bu işleri çözelim işi sıkıntıya sokar. Dolayısıyla... Bu tür dönemlerde kısa vadede çözüm alabilmek, sonuç alabilmek, kararı uygulayabilmek için koalisyon ortamı çok verimli bir ortam değildir. Bu bilinen bir kuraldır. Hı hı. Ee, siyaset sosyolojisi ve iletişimin bir kısmı da herhalde şunu şey yapıyor. Orta ve uzun vadede zamanınız varsa karşılıklı mücadele, mürakabe ve e, değişik ittifaklarla Ortak zeminin bulunması orta ve uzun vadede sonuç verir. Ama şöyle bir örnek vereyim. Pek sevdiğim bir örnek değil. Yani çünkü çok bilimsel bir tarafı yok ama bilmiyorum ee, Ali abi'nin yanında bu örneği vereyim. Şimdi askerlikte ne vardır? Emir komuta vardır. Şimdi savaş ortamında veya ani hareket edilmesi gerektiğinde komutanın emri tartışılabilir mi? Hayır. Yani şunu diyebilir mi birileri? Bir komisyon Efendim, kuralım. Bir komisyon kuralım. Bir konuşalım bakalım. Bakalım. Sivas'tan gelen erler ne diyor, Malatya'dan gelenler ne diyor, e, Karadenizler ne diyor? Böyle bir şey olmaz. Emir uygulanır, sonuç alınır. Dolayısıyla e, zor zamanda, kriz zamanında, çabuk hareket edilmesi gereken zamanda e, böyle müzakerelere vesaireye şey yoktur. Her ne kadar demokrasi çoğunluğun hakimiyeti esaslı ama hiç kimsenin dışarıda bırakılmadığı. Her türlü terör ve marjinal unsurlar dışında yani hı hı. çünkü şöyle olur o zaman sistem kendi kendini inkar etmiş olur. Sizin sisteminizi yıkmaya çalışan birine efendim bunların da sesi olsun derseniz o zaman zaten değil mi oyun bozulmuş olur. Yani bu şuna benzer e, ne olacak canım yani e, temiz içme suyu var ya o da Allah'ın suyu getirin diye oradan kirli suyu bulaşık suyu katarsanız içme suyu özelliği kaybolur. Dolayısıyla şunu vurgulamakta fayda var. Böyle büyük salınım zamanlarında, değişim zamanlarında, e, bilinenlerin rutinin dışına çıkıldığı zamanlarda koalisyon yaklaşımları sonuç vermez. İşte görüyoruz en son. E, tabii kültür de önemli. Mesela İsrail'de fragmented dediğimiz böyle parçalı bir kültür var zaten. Üç kişilik bir parti çıkıyor orada bir şey yapıyor. Sürekli dikkat ederseniz... Yıkıyorlar, yapıyorlar. Yıkıyorlar, yapıyorlar. Evet. Şimdi yani. İtalya zaman... İtalya İtalya görece biraz daha şey oldu abi. Buna karşılık Almanya'da ben, ah, onu Büyük koalisyon evet. yapıyor adam. Evet. Hatırlar mısınız? <laughs> Almanya'da Hür Demokratlar vardı. Hans Dietrich Genscher. Tabii tabii. Şimdi bu mesela İngiltere'de Liberal Demokrat Parti, Labour parti yani işçi Partisi ve Muhafazakar Parti'nin arasında. Fakat dikkat ederseniz bunlar yavaş yavaş artık gündemden kalkıyor tabii. Çünkü bir kutuplaşma ve tabii, radikal tabii. dengelenme oluyor e, bütün dünyada da böyle İtalya örneği böyle bir, İsrail mesela çok enteresandır zaten adamların şey yani çalışma tarzı öyle hı hı. ve mesela kendisi yıkıyor mesela Netanyahu'nu biliyorsunuz yıktı tekrar kurdu Şimdi tekrar e, farklı bir noktaya geldi. Savunma Bakanı işte görevden aldı. Görevden alıyor. Ondan sonra öbürsü geliyor falan böyle enteresan. Yani bence küresel konjonktür de o dediğiniz yani kültürler etkili koalisyonlarda ama o küresel konjonktür de bence onu etkiliyor. Bir de Doğru. şöyle bir şey olur. Gene genel geçer bir ifade bu. Çünkü fizik kimyadan bahsetmiyoruz. Hani hı hı. şu kadar gram Tabii. şunu yaparsan şu kadar şeyde ama şu şöyle bir şey var dikkat edin. Böyle zor zamanlarda, değişim zamanlarında kutuplaşma artar. İşte yani mesela, ha onun, bütün küresel konjonktürken onu erken, Aynen. Konuşur. Mesela Amerika'da da öyle dikkat ederseniz müthiş bir kutuplaşma var bir tarafta şimdi demokratlarla ama, cumhuriyetçiler arasında yani iki ayrı dünya. Ama her yerde öyle. Şimdi, İtalya'da öyle. O yüzden Türkiye'nin tecrübeleri ha. önemli dedim. Yani ya, son 21 artık. yılda baktığımızda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar rekor kırmış. İşte 80'den 2000'e kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yatırım 15 milyar dolarken 2002'den 2022'ye kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yatırım miktarı 239 milyar dolar. Tabii. Şimdi, Şimdi bunun Semra Hanım... arkasında yatan temel unsur nedir? Siyasi istikrar. İşte işletme derslerinde veriyoruz Tabii 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 tabii. Bir e, uluslararası yatırımcı bir ülkeye yatırım yapacağı zaman e, o değerlendirdiği kriterlerin en üstlerde yer alan kriterlerden biri de siyasi istikrar, yönetim tabii, değil midir? Tabii. Şimdi dikkat ederseniz şirket yönetimlerinde dahi yönetim kurulu vardır. Fikirler zerdedilir. Ama bir de muraha saza dediğimiz veya yönetim kurulu başkanı vardır. Sonuçta kararı mutlaka değerlendirilip toparlanması ve başkan tarafından neticeye bağlanması gerekir. Yoksa şunu diyemeyiz. Hadi siz bir tartışın bakalım. Aa Ali abi de ne güzel hikayeler anlattı. Semra Hanım da hakikaten zarafetiyle çok önemli noktalara şey yaptı. Murat Hı -hı. Hoca da şunu dedi. E sonuç ne oldu? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani dolayısıyla aslında bu uzlaşma kültürü... Ee, hep beraber olalım, çiçek, böcek vesaire bunlar çok güzel şeyler fakat e, netice itibariyle uygulamada dikkat ederseniz mesela demokrasi bizatihi kavram olarak da bakın bir süre sonra demokrasi dediğimiz azınlığın çoğunluğa hükmetmesi mi, çoğunluğun azınlığa hükmetmesi mi şu seçim sistemleri bile demokrasinin işleyişinde ne kadar hala tartışmalı ve ideal seçim sistemini bulamıyoruz dikkat ederseniz. Dolayısıyla ve mükemmel sistem de yok. Yani herkesin verdiği işte en son biliyorsunuz Türkiye'de de oldu. Öyle bir şey ki ortak liste vesaire verdiğiniz oylar tamamen ortadan kalkabilir. Ama şu da bir gerçek. Biz şöyle düşünüyoruz. Her oy önemli. Hakikaten önemli. Toplam kalite yaklaşımında uygularsak şu önemli. Bir doktor diyor ki 100 tane açık kalp ameliyatı yaptım. 99, %99 başarılı, başarılı Müthiş bir şey değil mi? Ama Yüzde bir başarısız için düşünün o hasta için yüzde yüz başarısızlık var bitti telafisi yok. Şimdi her oy önemlidir. Ama o oy bazen seçim sisteminde birçok oyla beraber kale alınmayabilir. Peki her oyu kale almaya çalışsak ne olacak? Şeyden mi böleceğiz? Bir buçuk milletvekili iki buçuk milletvekili mi yapacağız? Evet. Ve mesela şeyler var. Geçen gün öğrenciler soruyorlar. Diyorlar ki efendim diyorlar. Eee bir e, ilimizde 33 bin kişi bir milletvekili seçiliyor. İstanbul'da 90 bin kişiyle bir milletvekili seçiliyor. Nasıl olur? O zaman ben de dedim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de eyaletlerin büyüklükleri farklı. Her birinden iki senatör seçiliyor. O zaman Kaliforniya efendim ben bilmem kaç misli büyüyüm, Arkansas'tan Sahtan iki seçilirse ben 22 seçileyim demiyor. Orada ne yapıyorlar? Orada da kongrede sayılara göre bakıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Eğer bir bütünlüksen sen elbette eşit temsil edeceksin evet. ama bu pozitif ayrımcılık vardır. Evet. Mesela biz seçimlerde de biliyorsunuz dün akşam da konuşuldu onun için müsaade ederseniz o mesajı da verelim. Kapalı kapılar ardında şey olacak. Türkiye'de nüfusun yarısı hanımefendilerden oluşuyor. Dünyada da yaklaşık şey öyle. Peki niye parlamentomuzda kadın milletvekili sayısı %20'nin altında? Dolayısıyla hani biz ne diyoruz bunu kırmak için pozitif ayrımcılık yapmak lazım. Dolayısıyla e, bu da önemli noktalardan bir tanesi. Ama diyeceksiniz ki pozitif ayrımcılık yapmak da şu değil. Eğer %50-50 olsun. Şimdi tam kadın demiş yani. O zaman da günlerde çok tartışılıyor. Madem <laughs> açtınız <laughs> o konuyu biraz tartışalım. Ya tartışalım <laughs> işte açtım zaten. Yani şimdi e, aranın kovanına çomağı soktu hoca. Şimdi e, bakın açalım. bir şey söyleyeceğim. İstanbul İy, pozitif şey ayrımcılık pozitif hayır, şey pozitif ayrımcılık her zaman olur. Fakat sırf pozitif <laughs> ayrımcılık olacak diye hak etmeyen veya seleksiyonun yani seçimin negatif olduğu, subjektif olduğu bir ortamı da ortaya koyamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Tak. Koalisyonlardan bahsettik ya Semra hı hı, Hanım. Evet. Ben sizin yaşınız müsait değil hatırlamazsınız. <laughs> Ali abi ile ben hatırlarız. Evet, yani söyleyelim ne söylemeyelim? Doğrudur. E ee, Ali abi hatırlayacak. Koalisyon hükümetleri zamanında Koalisyon hükümetleri kontenjan vardı. Bir büyüğümüz vardı doğudan, meteorolojiden sorumlu devlet bakanıydı. Adamın diploması mı var, okuması ve yazması var mı onu bilmiyorduk. Yani açık söyleyeyim neler geldi geçti, kimler geldi geçti. sağ vardı hatırlarsanız. Bilmez miyiz? A açılışı yapmıştı. açılışı. Ee, biraz evvel yani söyledim büyüğümüz Ali Rıza Septioğlu büyüğümüz. Hı hı. Yani şimdi baktığınız zaman e bu tür şeyler böyle kontenjanla vesaireyle hı. bu işler de olmuyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. Yani şunu yapamayız. E, demek ki ha şimdi düz mantık. Şimdi düz mantık çok kolaydır. Herkes eşit şey olsun hani çiçek böcek meselesi. Şöyle diyelim. Diyelim ki efendim nüfusun yüzde ellisi hanımefendilerden oluşuyorsa kadınlardan oluşuyorsa meclisinde yüzde ellisi kadınlardan oluşsun. Ya dünyanın bir neresinde böyle? Ha işte onu söyleyeceğim ben size. Ya, Biz yani, küresel bir sorun var. Bizim ne yapmamız lazım? iyileştirmemiz lazım buna. Tamam işte. Ama... Son 21 yılda neler yapılmış ona bir bakalım isterseniz. Kadın istihdamını artırabilmek için. Bir kere e, kadın istihdamını artırabilmek için. Kadının hem eğitimde önce eğitimde sonra da sosyal hayatta, kamusal alanda daha aktif hale getirilmesinde en önemli sorun başörtüsü sorunu. Bu büyük oranda ne oldu? Bu sorun Çözü çözüldü. Evet. Ee, Semra Hanım bir de özür dileyerek söyleyeyim. Ee, gene hani böyle diyoruz ya şeylerin Ayaklarını yere bastırmamız lazım. Kadının istihdamdaki yerini arttırırken kalifiye ve yarı kalifiye kadın istihdamını çalışmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani böyle niteliksiz kadın istihdamı değil. Kadına nitelik ve kadına kalifiye nitelik kazandıracak ki için tamam. Kadının işte o nitelik... Onun için söylüyorum. O da ha, kadına... onun tamam. engel Şimdi, açıldı. Evet, çok güzel bir konu edindiniz. İşte Kadının nitelik kazandırmak için ne yapmamız gerekiyor? Kadına eğitim vermek. Elbette. Gerek. Onun da önündeki her türlü engeli aşmamız Başörtüsü sorununu çözemeden, kadına eğitim vermeden bu, bu yani kalifiye eleman olabilir Tabii. miydi kadın? Olamaz. Olamaz. Olamıyordu zaten. Ya ben de onun için söylüyorum. Yani kalifiye ve yarı kalifiye her türlü engel. Başörtüsünden ulaşım sorunlarına, e, maddi imkanlardan evet. diğerine kadar hepsi ancak bir bütünlük içerisinde halledilebilir. Evet. İstihdamını da artırabilmek için bu dönemde kadınların kreşte istekleri... evet bakım destekleri, bakıcı destekleri hep bu dönemde verildi. Öyle değil mi? Kadın istihdam sadece 2014 verisine ulaşabildim. 2014'te %2,5'lar seviyesindeyken ki 2015'ten önce çok daha düşük seviyelerdeydi bu. Şimdi en son veri yani 2022 verisi %30'un üzerine tırmandı. Ya. Semra Hanım siz galiba bir e, dergi için bir dosya Hı, çalışıyorsunuz hazırım. değil mi? Nasıl? Hemen tamam. Evet. Ala abi görüyorsunuz artık e, biz de bu konuları şey yapabiliyoruz. İster kalber fuku olabilir. Ya yani tabii Latife bir tarafa e, bakın bir gerçek var. Dünyanın her yerinde ekonomik bakımdan da maddi manevi bakımdan kadının e, belirli bir e, önceliğe söz hakkına sahip olmadığı hiçbir mekanizma hiçbir yapılanma e, sürdürülebilir bir esenlik getiremez. E, satın alma kararlarının tüketici davranış açısından evet. önemli bir kısmı doğrudan veya dolaylı kadınlar Hı -hı. tarafından biçimlendirilir. Evet. Dolayısıyla tane. kadına rağmen e, gelişme terakki elde edilemez. Çünkü unutmayın insanları yani toplumun kadın veya erkek fark etmez. Müstakbel fert, fertlerinin Hı -hı. eğitiminde ve geliştirilmesinde, formasyon kazandırılmasında anne kadın en ağırlıklı rolü oynar. Evet. Dolayısıyla kadınların görece daha e, geride olduğu şöyle diyelim cahil oldu. Bu cahilliği de yani şey anlamında söylemiyorum sadece diploma anlamında söylemiyorum. Akademik eğitim almamış diye Yani ben cahilliği şöyle şey yapıyorum. Ne büyüklerimiz vardır ki diploması yoktur evet. ama ilim irfan sahibidir. Yani cehalet opsiyonları bilememektir. Şimdi bir sürü insanlar var. Adam profesör sadece bir dünya görüşüne kendini kaptırmış. Diğer dünya görüşlerini kapatmış. Opsiyonlara kapalı. Bu bence cahil. Anlatabiliyor muyum? Göremiyor çünkü. Ha şu olabilir ben bunları da görüyorum bunu şey yapıyorum diyebilir. Dolayısıyla şunu vurgulamakta fayda var. Kadınların ferasetlerinin belirli bir düzeye çıkması bütün toplumu kalkındırır. Bütün toplum ancak öyle kalkınabilir. Çünkü dediğim gibi hepimizi şekillendiren, biçimlendiren bir neticede bir kadındır dolayısıyla bu çerçeve içerisinde sizin de dediğiniz gibi ha bir de şunu unutmayalım. Bunlar daha evvel de şey yapılmıştır. bu bunun ne kadar istenmeyen görüntüler verdiği de görülmüştür. bazı Sovyet sisteminde, Bulgaristan'da vesairede efendim eşitlik var diye de kadını evladından koparıp zorla belli yerlerde çalıştırmak da çözüm değil. Önemli olan demokratik sistemlerde katma değer üretmek isteyen istihdamda yer almak isteyen hanımefendiler o yolun açılması ama ev hanımı olmak isteyenlere Tabii evinde kalmak sadece... isteyen işte onun için o sistemi şunu söyledim evet. sadece Hayır, kadınların eğitimini bir... açmayacağız evet. anne parası çocuğu evde kendi ufak iş yapmaları Hı -hı. falan o konular da önemli dikkat Kız, ederseniz Kobiler, e, ko, KOSGEB'in verdiği işte destekler yani bunların hepsi Kadın istihdamını, kadınların sosyal ve işte iş hayatında daha fazla yer almasını destekleyen adımlardı. Bunları hiçe sayıp bazı söylemler geliştirmek çok da doğru değil diye düşünüyorum. Aynen. Yani COSGAP biliyorsunuz eğitimleriyle kadınlara ekonomik okuryazarlık Kadınları iş kurabilme. öncelik veriyorlar daha düşük yani Aynen. daha düşük faizle Aynen. kadınlara kredi konusunda kredi veriliyor mikro kursuna, mikro kendi girişimciliği için daha evden çalışmayla ilgili kadınlara. evden çalışmayla ilgili biliyorsunuz tabii, vergi düzenlemeleri getirildi var. teşvik yani tekrar ediyorum demokratik rejimler insanların istedikleri e, tercihleri ortaya koymayı becerirken bunun yani bireysel kazanımların e, cemiyet bakımından da dengeli bir şekilde. Evet. Mesela biz her zaman söylüyoruz e, Ali abi gülecek. Biliyorsunuz tembellik hürriyeti diye veya tembellik hmm. özgürlüğü diye bir şey var. Bu felsefede vardır. Siz herkesi zorla çalıştıramazsınız. Angarya olur. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Dolayısıyla mesela bütün dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri biz işsizliği nasıl şey yapıyoruz? Efendim işsizliği şöyle yapalım. En mantıklısı. E, kaç tane nüfus sayısı var? Şu kadar. Tamam. Kaç kişi çalışıyor şu kadar. Bölelim çarp. E, öyle değil ki çalışma çağındaki nüfus var. Çalışmak istediği halde iş bulamayanlar üzerine işsizliği şey yapıyoruz. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yoksa adamı zorla getirirseniz angarya olur. O çalışma olmaz. Evet. Dolayısıyla Peki. buyurduğunuz gibi şimdi, dengeli bir yaklaşıma evet, gitmek evet. lazım. Evet. Ben sizin çalışmayı merak ettim ama şimdi. Hı. Yo ben istihdam yani şöyle bir e, ekonomideki değişimi... Biraz hadi kalmıştık. hadi yeni yeni sayının çıkartmış çıkartmışız. <laughs> Yok biraz kadın istihdamındaki yani, değişime yani. de baktık. Ee, orada da çok ciddi Fakat bir değişim %30 var. Fakat %30 çok ciddi bir %30 rakam. %30 çok yüksek bir rakam. Şeyden gelenisi yani geldiği yere bakacak olursak. Evet. evet. %2'ler, %3'lerden geliyor, değil mi? Yok %2, %3 değil. O kadar düşük değil. Ee, ama işte -20. 2014'e falan bakmıştık en son %25'ler 2002'ye dair hani biraz daha yere götürürsek çok daha düşük olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü ee, yani kadınların iş hayatında e, işte belli sorunlar nedeniyle daha geride duruyorlardı eğitimde de öyle. E, tüm bu sorunlar ortadan kalktıkça kadın hem toplumsal hayatta, sosyal hayatta, iş hayatında, eğitimde daha fazla yer almaya başladı. Siyasette de daha fazla yer almaya başladı. Bu sorunlar ortadan kalkınca kadının yani Parti'nin üzerine yüklenen bir şey var ya bir e, profil. Aslında hani bu gelişmeleri göz ardı ederek bu eleştirilerin yapılıyor olması biraz haksızlık sanki. Bunu söylemeye çalışıyor. Seçip seçim dönemlerinde maalesef her kesime farklı evet. profiller yüklenilir. Peki. Evet. Yani dolayısıyla onun için iletişim teknolojisi evet. iletişim onun için önemli. Üzerinize yüklenmeye çalışılan profilleri teşhis edip karşı duruşu yapmanız lazım. Peki. Deminden beri konuştuğumuzda da evet. bu zaten. Herhalde. Şimdi ekonomi demişken bir de şunu da konuşalım isterseniz. Siz de hatta bu Z raporunda partilerin ekonomi politikasını yazmışsınız. Yani herhalde buluştukları tek nokta IMF. Tabii. Dün Sinan Oğan'ı da dinledim. Temiz para gelecek IMF'den. Evet. E şöyle yani IMF şöyle diyor. Yani neden IMF'den borç alınması ki? ile oturup konuşursanız kendi şartlarınızı kabul ettirirseniz diyor IMF'ye. IMF dünyanın en ucuz parasını evet, dünyanın en ucuz parasını veriyor. Doğru. Ama neyle Ama geliyor? Karar süreci. Ay karar süreçlerine karışmıyor mu? Tabii ki sizin yani. uygulamalı karar süreci değil, paket bakın, program verir abi. Paket yani karar yani, süreci değil, paketi verir. Böyle yapacaksınız. Gıdaya şu kadar vergi uygulayacaksınız. Ulaşıma şu kadar vergi uygulayacaksınız. Ee, yani her kademede ne kadar vergi alınacağını, nereye ne yatırım yapacağınızı yani her şey karar verir. Yalnız şimdi siz de IMF'nin hakkını yemeyin. Yani e, Alacaklı'nın jandarması diye 1945'te kurulmuş sonra evet. imaj değişikliğine gidiyor. Bu SKG vardı biliyorsunuz hmm. Dominik Strauss-Kahn. Ne ee, o onu bir güzel bir operasyonla bertaraf etmişlerdi. Oo, şey. Sosyalist bir e, video, profesör. Video evet. Video bir, bir takım kaset. şeyler oldu. <laughs> e, sosyalist bir iktisat profesörüydü. Fakat o böyle öyle tipler gelir hep biliyorsunuz. E, Genellikle mesela e, hep böyle operasyon yapanlar işte e, geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye'de gelmişti birileri. Hep dikkat ederseniz sol söylem hmm. üzerinden giderler. Hmm. E, bu böyledir. Yani e, ben mesela en sıkı solcuları Amerika'da tanıdım. Hepsi Amerika'da yetişmişti. Hmm. E, Onun Şunu söyleyeceğim. E, netice itibariyle şöyle bir şey olur. E, dikkat ederseniz bir e, imaj değiştirme operasyonu getirdiler. E, hatırlarsanız. Şimdi de Kristal hanımefendi var. E, Bulgaristan'dan böyle bir figür. Dünya Ticaret Örgütü'nün başında Nijeryalı bir hanımefendi var. Şimdi Dünya Bankası'na gözünüz aydın Alabi, Hint asıllı bir Amerikalı geliyor. <laughs> yani bu, bu şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii biraz işin latifesi <laughs> bunu baştan beri ben biliyorsunuz. İskoçya'yı ihmal etme. İskoçya tabii onlar, onlar farklı şeyler. o İskoçya enteresan bir de İskoç aksan ile konuşuyor tabii arkadaşımız. ama şunu vurgulamakta fayda var netice itibariyle. ne kadar böyle ee, hatırlarsanız pandemi döneminde ben Kristel e, Hanım'ın bu beyanları vardı. Ne olacak bu e, borçlu ülkelerin durumu? Yardım edelim hı hı. falan. Şimdi bu şuna benziyor. Hani e, bunlar eğer e, belirli bir şekilde borçlarını ödemekten imtina ederler veya e, Türkçe'de doğru değil ama bizim gençler çok kullanıyor. Vazca Vazcayarlarsa. Yani hem vazgeçtim hem caydım. Vazcaymak diyorlar. Vazcayarlarsa sistem berbat olacak. Halbuki IMF'yi 1945'te Niye kurmuş bu sistem? Borç temelli sistemin jandarması olmak için kurmuş. Dolayısıyla parasal, yani, kendi ha, kurdukları parasal sistemin, sistemin bütün dünyada yaygınlaşması, kabul gibi. edilebilirliğini için kurmuş. Şimdi ne yapıyorlar? Üslubu yumuşatıyorlar. Üslubu yumuşatmışlar işte. Kristal Hanım geliyor, o onu konuşuyor, bilmem falan. Bir de açık bir şey söyleyeyim. Yani IMF şimdi şöyle bir taktik değiştirdi. Daha evvel Türkiye'ye, bakın bu, bunları da gençler gene hatırlamazlar. IMF'den buraya pakete geldiniz değil mi? Aldığınız parayı paket hmm. ver. Böyle junior yani yeni mezun olmuş 4-5 sene adamlar geliyor. Hmm. Bizim üst düzey bakanımıza falan şunu yapacaksın bunu yapacaksın şey veriyor. Çocuğa da vermişler reçeteyi. Şimdi bunları düzelttiler. Şimdi daha göya istişare işte biraz daha ya, hareket imkanı. Ama, şimdi IMF ama ile... esası değişmedi. Esası değişmedi. Esası değişmedi. IMF ile ayağa kalkın ekonomi var mıdır acaba? IMF halkı fakirleştirir. Ee, şöyle yani bütün IMF ee, yapılan bütün analizler, bütün araştırmalar bunu gösteriyor, ee, ortaya koyuyor. Semra ee, yani teşbihte hata almaz. Sırt üstü yatarsanız IMF sizi böyle diker ayağa ama <laughs> ayağa kaldırmaz yani onu söyleyeyim. Çünkü IMF'nin bütün bu paketleri geçici, stres relief yani stresin dar boğazın ee, geçirilmesi bazındadır. IMF paketleriyle orta ve uzun vadede esenliğe kavuşmuş bir ülke bulamazsınız. Yok. Zaten IMF'nin esbabı bu budur. İhtiyaç kredisi gibi. Evet. İhtiyaç kredisi aldım yaptığım yatırımla milyoner oldum diyen var mı hiç? İhtiyaç kredisi o anda ihtiyacı karşılar. Yani IMF ihtiyaç kredisi gibidir. Evet. Eee yani evet Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Yıllardır da bu tasarruf açığı hep dış finansmanla, kısa vadeli dış finansmanla çözülmüş. Kısa vadeli dış finansmanın gelebilmesi için de hep yüksek faiz verilmiş. Yüksek faizlerde ülkede faiz giderlerinin kamu harcamaları içerisinde, bütçe içerisinde hep yüksek oranlara sahip olmuş. 2000'li yüzde %17'ler seviyesine kadar ulaşmış faiz giderleri. Bugüne baktığınızda %2'lere gerilemiş. Fakat bu aradaki fark nasıl harcanıyor? Bu arada oluşan kaynak nereye harcanıyor? Altyapı yatırımlarına harcanıyor. Sosyal hı hı. harcamalara ayrılıyor. İşte bugün Türkiye'nin dört bir köşesine bakıyoruz. Bütün kamu yatırımlarında, altyapı yatırımlarında büyük bir artış var. Değil mi? Bunlar nasıl yapıldı? Faiz giderleri kısıldığı için yapıldı. Bir de, Faiz bütün bunları çözecek. Nasıl bütün bunları çözecek ee, anahtarı dolmuş Kemal Bey Kılıçdaroğlu ben mi yanılıyorum? Hatırlıyor musunuz? Londra'ya gitti. Hani şeyi eleştiriyordu AK Parti. Londra hı hı. kara para aklama yeri falan. Bafya'nın bilmem nesi şu su Kendisi gitti ve açıklaması var hocam. Sen ne biçim ekonomisyen? <laughs> Hayır. Şimdi tabii e, <gülüyor> Kemal, <gülüyor> Kemal Bey'in şeyi şu. Yani şu, şu şeyi çalıştı. Evet yani şunu şu şeyi anlatmaya çalıştı. Şimdi mevcut sistem içerisinde e, tabii işlerin dönebilmesi için harici alemden de kaynak ihtiyacı var. Yani bugün evet. dünyanın en gelişmiş ülkesi Amerika en çok dışarıdan kaynak alan ülke. Dolayısıyla şunu demek istedi ki yani biz eğer iktidara gelirsek e, bizim para bulmak gibi bir problemimiz olmaz. Bu konuda güvencelerimizi aldık dedi. Bu e, bence çok e, yadırganması gereken bir durum değil çünkü netice itibariyle Hocam öyle demedi. seçimlerde temiz, temiz para buldum dedi. Ha o o onun iletişim tarafını onun diyaslarına ben girdim ama. Şimdi tabi burada değişik yorumlar da var. bu yorumlar çerçevesinde özellikle Çin Rusya ağırlığı karşısında Avrupa'nın ve Londra üzerinden yeniden bir takım karşı hamleler vesaire gibi biraz daha derin konular evet. var. Onlara şimdi bir çıkamayız. Biz finansmana şimdi. bağımlılığımızı kırmaya çalışıyoruz. Yani büyük oranda da kırdık. Oluşan tasarruf evet. açığını da üreterek kapatmaya çalışıyoruz. Farklı e, finansman e, şimdi... kaynakları bularak bunu kapatmaya çalışıyoruz. Adeta ekonomide de bir e, milli bağımsızlık mücadelesi evet. vermeye Sıkıntı çalışıyoruz. Şurada. Böyle bir ortamda Tabii. Türkiye bu kadar e, Fatura ödemişken yani bu savaşın faturası ne oldu? Enflasyon oldu. Enflasyon olarak halk da ödüyor bunu. E, ama bu enflasyonun karşılığında da enflasyonun üzerinde ücretleri artış yapabilen, artış yapma gücünü elinde bulan, bulunduran bir iş dünyası da var. E, bu neyin sonucu? Üretimin sonucu. Türkiye ekonomi modelinin sonucu. Şimdi bu kadar kazanımlar elde edilmişken tam da tasarruf açının cari açı kapatılması için biz yerli enerjimizi kendi gazımızı bulup işte Filos'a getiriyoruz 20 Nisan'da kullanmaya başlayacağız. Nükleer enerjimiz olmaya başlayacak. Yani böyle bir ortamda yani topla bile mesela cari açın büyük bir kısmı belki kapatılacak. böyle bir ortama girmişken tam mücadelenin sonuna doğru tam meyvelerini toplamaya başlamışken ee, tekrar eskiye dönüşü e, vadiden bir e, muhalefet var. Şimdi burada bir Hocam, tarafıyla sıkı destekçi, var, evet. Özürüm. Bir tarafıyla destekçi, bir tarafıyla biraz farklı bir düşünceyi getireceğim. Destekçi taraftan gideyim. Tam da onu söylemek istiyordum siz de güzel bağladığınız sorunu. Şimdi altyapı yatırımları ki maliyetli yatırımlar değişik tarzlarla yapılır, işbirliğiyle yapılır. Kamu özel sektör işbirliği vesaire biliyorsunuz bunlar bunları da İngilizler bulmuştur. Yani bizim olduğumuz orijinal şeyler değil. Onun söyleyeyim yani bank şeyler vardır. Bunların sonuç verebilmesi, katma değer üretebilmesi ve borçluluk zincirinde belirli bir çözüme ulaşabilmesi için biraz zaman gerekir. 5 sene, 10 sene, 15 sene. Şimdi bütün mesele sizin dediğiniz gibi bu zamanı iyi dengeli geçirebilmek. Yani bunun bedelini de ödersin. Hani Yine rahmetli Demirel'e sormuştuk. Bu enflasyon kalkınmada bir yol mudur? Evet dedi. Yani enflasyon, bir parça enflasyonla daha hızlı koşarsın. Tamam mı? Hı hı. Ama bunu dopinge çevirirsen bu sefer dünyada kalıcı sıkıntı yaratır. Fakat buradaki şey şu. Sizin söylediğiniz tam da o noktaya girdiniz. Burada özellikle enflasyonu makul bir seviyede tutabilmek. Yani ki o da tamam %5 değildir tabii Merkez Bankası'nın dediği gibi daha makul bir seviyede tutabilmek artı ücretliler nezdinde bozulmayı kontrol edebilmektir. Burada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yılki rakamlar şimdi enflasyonun geldiği noktada özellikle ücretlilerin durumu tahmin edilenden veya öngörülenden daha hızlı erozyona uğradı. Bunu düzeltmemiz lazım. Yani bir cemiyette katma değer üretiminde istihdamdan bahsediyoruz. Kalifiye, yarı kalifiye, marifet gösteren ve bunun karşılığında ücret alanların milli gelirden aldıkları payın aşınmasının karşısına çıkmak lazım. Yani şu anda bizim ekonomimizin kim gelirse gelsin, seçimin sonucu ne olursa olsun, hangi ekonomik anlayış veya ekonomik yaklaşım, vaziyet ediş hakim olursa olsun, öncelikli unsurlardan bir tanesi bütün bunları gerçekleştirirken ücretli kesimin de erozyonunu ve enflasyon karşısındaki e, ezilmesini engellemektir. Ücretli kesim derken şunu da unutmayın. Bilimsel değil ama kolay anlaşılması için söylüyorum. Ücretli kesim ikiye ayrılır. Bir aktif çalışan ücretliler. iki ücretli çalışırken emekli olan emekli aile alan ücretliler. Doğru mu? Ya yani bunlar ikisi. Şimdi özellikle de zaten ikisine de bakılıyor. Emeklilerin durumunun iyileştirilmesi vesaire. Çünkü Netice itibariyle ücretli emekliler dediğimiz nedir? Bakmayın siz. Kimse bana isterlerse kızsınlar ama hani esnaf falan da hak diyorlar ki biz de emekli olalım EYT vesaire falan ama esas emeklilik sistemi nedir? Prusya sistemi, anüite sistemi Ali abi biliyor gayet iyi. Ne yaparsın? Ücretli çalışırsın. Ondan çalışırken aktifken belirli bir katkı payı sağlarsın, ödersin. Sonra şey yaparsın. Çünkü sen kendi işine sahip değilsindir. Sen bir yerde ücretle çalışıyorsundur. Ha bunu genişletebilir misiniz? Genişletirseniz adı sosyal destek primi olur bilmem ne. Yoksa yani şeyin bile yani bir esnafın emekli olması nasıl nasıl yani diye düşünürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sosyal güvenlik devletinde zaten esnaf kendi kazanır, kaybeder vesaire o zaten onun şeyidir. Ama herkesin bir sosyal güvenlik sistemi vardır. Yani sağlık hizmetlerinden yararlanır. Ha bir de üstüne emeklilik maaşı gibi bir şey olursa bu sefer bazı kavramlar farklılaşıyor. O bakımdan o başka bir konu tartışma konusu ama şunu söyleyeyim aktif çalışan ücretliler veya ücretli olarak senelerce çalışıp e, primini ödeyen sistemi can suyu sağlayanlar e, milli gelirden ve artan enflasyona karşı yıpranma etkisinden korunmak durumundadırlar. Nasıl koruyoruz? İşte kor bakın korumaya e, çalışıyoruz ama durdurarak ya da üretimi yavaşlatarak Hayır hay değil, hay değil Koruyamazsınız Koruyamazsınız Şimdi ama enflasyon iyidir demiyorum ben. Anladım. Ben de aynı fikirdeyim ama, ama disparite biraz evet. biraz oraya dikkat etmek ama lazım. Ama biz şimdi yani Ali Bey de söyledi öyle şeylerle arka arkaya kaldık ki işte 15 Temmuz doğru, ondan doğru. sonra 2018'de kur şoku tam kur şokunun etkilerini kur saldırısının etkilerini bertaraf etmişken tekrar ekonomi hızlanmaya başlamışken hatırlayalım o 2019 son çeyrekteki verileri nasıl bir yukarı doğru bir e, hareket doğru. kazanmaya başlamıştı. Büyüme rakamları enflasyonla dengelenmeye başlamıştı. Tam böyle bir ortamda bir anda pandemiyle karşı karşıya kaldık ve de diğer ülkelere göre lütfen haksızlık etmemek lazım bence. Yani pek çok ülkeye göre çok daha iyi atlattık ve krizi tam bir fırsata çevirdik biz. Bütün dünyada üretim durmuşken üretimimizi devam ettirdik ve adeta güvenli bir tedarik merkezi haline geldik. Oradaki anahtar şeyi unutmayalım. Ben hatırlarsanız defaatle söyledim. Fedakarlıkla devam ettik diyorsunuz. Onu yapanlar kimler? Sağlıkçılar, Her, e, sağlıkçılar işçiler, işçiler, teknisyenler, mühendisler hayatları pahasına üretimi devam ettirdiler. Evet. Bakın bu bugün, bunu ha şimdi bu ücretli kesim yedi, ya, imtihanını iyi vermiştir. Tamam işte biraz önce dedim ya bunun faturasını ödüyoruz. Yani bu geçiş geçiş kolay bir geçiş değil. Bu geçişin faturasını halk olarak yüksek enflasyonla ödüyoruz. Yani ücretli çalışanların üzerinde oluşan bu yük de bu enflasyonun bir sonucu. Bir, bu e, yüksek Ama, enflasyonun biliyorsunuz bu meşhur e, ailenin diğer fertlerini tanıttık mesela. Ee, sevgili Kerem Alki'nin söylediğine evet. göre diyor ki %40 enflasyon varsa bir %40-80 enflasyon niye? Yarısı da hırs veya açgözlülük. Olduğundan fazla fırsatçılık enflasyonu. Öbürü işte şirinflasyon Tabii. şirinflasyon. Fakat Semra şunu da unutmamak lazım. Bu tür unsurlar, bu tür hareketler nerede yol bulur? <laughs> kayıt dışı evet. artarsa. Örneğin kayıt dışı istihdam artarsa. E, kayıt dışı kazançlar artarsa. Şimdi neden o? Gelir dağılımında belirli bir açılma olursa. Çünkü o zaman şöyle oluyor. Adam 40 olması gereken maliyete göre şeyi 80 yapıyor. O 80'i de veren bulunuyor. Hı hı. İster turist oluyor ister dışarıda oluyor. Yani dolayısıyla şunu vurgulamakta ahlaki fayda var. Ahlaki bir e, yozlaşma Aynen. maalesef. O neden zaman de ahlaki de bir var? yozlaşma oluyor. Ben şu anda e, seçimden hemen sonra en öncelikli gündem maddelerinden bir tanesinin Büyümenin kompozisyonunu yeniden çalışırken özellikle ücretli kesimin, maharetli kesimin, marifete evet. tabi olan kesimin e, durumunun ciddi şekilde değerlendirilmesi olduğunu görüyorum. Evet. Son bir örnek vereyim. Bakın ne oldu? Bir dokunuş oldu. 5500 lira 7500 liraya evet. çıktı değil mi? Ama ne oldu? O sadece ücretli kesimin belli bir kısmını ilgilendirdi. Diğer emekliler bu sefer beklenti içine girdiler. Dolayısıyla yani... Öyle bir noktaya gelinmiştir ki evet. bu beklentileri karşılamak Herkes durumundayız. Herkese yayılıyor. Evet, yayılıyor. Evet, yayılıyor. Siyasette eksik kalan bazı başlıklar var. Onları da sorayım. Ee, Bey. olun. Ee, Muharrem İnce, e, Kılıçdaroğlu görüşmesi. Hoş geldiniz, güle güle. <laughs> İletişim açısından nasıl bir mesaj verdi? Şimdi, Yarım saat planlanmış, bir saat sürmüş ama onu da söylemek lazım. Evet, hasret gidermişler Aslında, değil mi? Evet, herhalde. Bana sorarsanız... E, bir kere şeyi savunmak mümkün değil. Yani şık değil. Yani hoş geldiniz güle güle. Bu hani tabiri amiyane kullanacağım bağışlayın beni. Ee, biz böyle bir şey yaptığımız zaman annemizden babamızdan şey yerdik yani. Evet. Şimdi... Patavatsız derlerdi. Patavatsız. Yani evet. hoş evet. geldin güle güle. Yani şu demek o tam tercümesi. Hiçbir şey olmuyor. Hoşa geldin. Ama şu bakımdan ben çok özür diliyorum. Şey i̇yi bir mesaj istiyorum. değil yani. Tabii. Şık değil. İyi bir yani. mesaj değil ama peki e, kendisine aday Öyle. olarak açıkladığında gel Muharrem e, O diyen, da feci canım. E, o, o, zaman o o ama iyi bir, bir o, iyi e, bir manevraydı. Onu onu canım. iletişim tekniği bakımından o enteresan bir manevraydı. Yani onu onu <laughs> evet. hakkını şimdi, teslim evet. etmek lazım. İnci çok ciddi bir linç yiyor. Evet. Tabi tabi troller evet. saldırıyorlar. Hı hı. Ee, şimdi burada. Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin ağırlığını keşfetmekte geç kaldı. Şöyle geç kaldı. Bakın şu anda bu Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları verdiği hatta bazı birer, en az birer tane bakanlık vereceğinin söylendiği dört tane parti var orada. O dört parti toplamında oyundan fazla oyu var Muharrem İnce'nin. Şimdi bunu göremedi. Yani çok ciddi. Yani dünyadaki milliyetçilik akımının gelişmesini göremedi. Bana sorarsanız. Bunun Türkiye'ye yansımasını göremedi. Ee, Mustafa Aydın Hoca'nın Kadir Has Üniversitesi'nden o zamanlar geçen yıl yaptığı son e, Türkiye ilimleri araştırmasında genç on, nüfusun 18-24 arasındaki nüfusun yüzde 46'sının milliyetçi ve muhafazakar olarak kendisini tanımladığını göremedi bu milliyetçi muhafazakar kesiminin e, PKK, HDP, CHP bağlantısını hiç de onaylamadığını göremedi. Hani e, sık sık tekrarladığımız hani Türk Bilge Kan, Tanyu Kuk'a mal ederler ya, Tanyu demiş ki göz o ki dağın arkasını göre akıl o ki başına geleceği bile demiş. Şimdi burada yani bu Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hasreti yok başına geleceği bilmek gibi. Tok mu yapıyorlar? Neymiş tok? Hadi görelim yapamazlar falan. Togu yapamayacaklarını iddia etti bugün tok dağıtılıyor falan yani. Hı. Yalnız bir noktayı söyleyeyim. O tikleme derler ya hani tik atmak bakımından. E, Kılıçdaroğlu bu e, seçim e, taktiklerinden temel unsurlardan bir tanesi. Diyaloğu açık ve herkese, herkese görüşme kapısını açık bir profil çizmeye çalışıyor. Bu çerçevede e, ince görüşmesi de bu kutuya bir tik atıldı. Sonuç bu ne olur olmaz. Tik atmak falan. zorunda kaldı. Yani yoksa görmezden geliyordu ya. Ve gündemde miydi? Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Muharrem İnce diye bir madde var mıydı üstad? Kutu bence, var mıydı? Bence yani ne zaman oluştu o kutu? Ha, yok. Anladım sizin e, formüle etme şeyinizde ama yani sonuçta hani e, İngilizce'de bean der, dandet derler. Yaptın mı? Evet, görüştük. Tamam üstad. Oldu zaten yani, Muharrem İnce'nin tavrı da o zaten. <laughs> Hoş geldin evet. güle güle de onu ifade ediyor zaten. Evet. Ama burada bu, şu gerçeği de gör, yani hangi kesim hangi partiden ayrıldı ve memleket partisine yöneldi? Hangi kesim bu? Yani bir kere... Orada tabii farklı yaklaşımlar evet, var Ali abi. Cumhuriyet Halk yani. Partisi ve İYİ parti tabanından geldiği net olarak söyleniyor. Ama ikinci e, tabii şöyle deniliyor. Hani birinci e, tur, ikinci tur senaryoları düşünüldüğünde arz edeceğim onu da. Ha, Yani, ha, o da o, kadar kolay değil e, yani. o, orası <laughs> blok halinde şey, bir, bir şey Kılıçdaroğlu'na evet. Gidecek, yani ediliyor gitmeyecek onu da söylüyorlar. Evet orada değişik şeyler e, çünkü var. Çünkü Kılıçdaroğlu'na tepkisi olanlar oraya geldi memleket partisine yani bunlar eğer ikinci tura kalırsa iş ve de eee inje week بواسطe 6'da 7'de kalacak diye tahmin ediliyor. E 6 7 topluyorsun 4 yapmıyor ya o şey. 4 parti. Hı hı. 4 partinin toplamı 5 hadi diyelim hadi yaptım şey, abartalım 5 yapıyor. Yani 4 parti ve bak Cumhurbaşkanına yardımcısı veriyorsun milletvekili bir veriyor, şey bakanlık veriyorsun falan filan hı hı. ne vereyim abime dedi ya Cumhurbaşkanı. Bu hı. doğrultuda Böyle işler yapıyorsun. Muharrem İnce orada. Göremedi Muharrem İnce bence. Bir şey yok, şeyi göremediği gibi yani. Karadeniz doğal gazını çıkaramazlar. Bulamazlar. Bulsalar çıkaramazlar. Falan filan. Şimdi. Görememezlik değil o yani. O bilerek. Ee, Eyvallah. daha bir Ben şey daha kibar ifade etmek için <laughs> Şimdi tabii şu var. Süremizin sonuna geldik. Son, hemen bir şey söyleyeyim. İki turlu sistemde 50 artı 1'de Birinci turdaki seçmen davranışı ile ikinci turdaki seçmen davranışı farklı olabilir. Hı hı. Öğrencilerin ders seçmeli ders durumunda olduğu gibi dört tane seçmeli ders var. Çocuk birini istiyor ama onların hepsi dolmuş kotası. Geri kalan iki tanesinden kendisince en yakınını seçiyor. Ama ideal mi? hayır. Dolayısıyla orada belki çok daha konuşulacak. Evet. Seçimin ikinci tura kalması 50 artı bir sisteminin yeni açılımlarını da Türkiye özelinde yaşamamızı sağlayacak. Çok kısa da bir süre kalmaya başladı artık. Zaman daralıyor. O yüzden de hem söylemler sertleşiyor hem de görüşme trafikleri de artıyor. Konuşmaya devam Seçimin edeceğiz. Seçimin en iyisi kazasız belasız en kısa sürede so, sonucu, sonucu, belli sonucu belli olandır. Belli evet. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun ol, değerlendirmeleriniz sağ ol. için. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Saydam ve Beykent Üniversitesi e, öğretim üyesi e, Prof. Doktor Murat Ferman'la değerlendirmiş olduk. Gündemin başlıklarını noktalıyoruz. Para politiği tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.